Merhaba, bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden farklı 6 konumuz ve her bir konu için 15'er dakika süremiz var. Yine şahane de konuklarımız var. Ama bu program özel bir program olacak. Biz bugün 2023'ü nasıl geride bıraktık, 2024'ten neler bekliyoruz buna göz atacağız. 2023'ün son zincirleme reaksiyonu başlıyor. Zincirleme reaksiyonda birazdan. 2023'te dünyada hangi spor olayları konuşuldu? Türkiye'ye madalyalar getiren milli sporcularımızın başarılarının sırrı ne? Konukları, milli voleybolcu Meliha Diken, milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu. 2023'te sanatta neler konuşuldu, neler yaşandı? Türkiye'de sinemada, edebiyatta ve müzikte kimler ön plana çıktı? Konukları, devlet sanatçısı ressam Devrim Erbil, multidisipliner sanatçı Erdil Yaşaroğlu. Yılın modasına hangi akımlar damgasını vurdu? Sadeleşme modayı nasıl etkiledi? Kapsül dolap anlayışı neden ilgi çekti? Konuğu, moda direktörü ve stil danışmanı Ceylan Atınç Tanrıverdi. Dünyada insanlığa faydalı hangi buluşlarla tanıştık? Türk bilim insanları dünya bilimine ne tür katkılar yaptı? Konukları, Türk bilim insanı Doçent Doktor Hande Özdinler, İTÜ Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emre Onur Kahya. Türk mutfağını dünyanın en iyi mutfakları arasına hangi yemekler soktu? Konuğu Şef Fatih Tutak. 2024'te astrolojik yol haritamız nasıl olacak? Hangi burcu yeni yılda neler bekliyor? Konuğu astrolog Anıl Can. 2023 yılını sporda eşi benzeri olmayan bir yıl olarak geçirdik. Milli sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Başarı hikayeleriyle gençlere ilham oldular. Şimdi o zaman zincirleme reaksiyonun başında. Haydi bugünün ilk konusu gelsin. Sarı konumuz gelsin. Sarı konumuz, sporcularımızın başarılarının sırrı ne? Yılı sporda eşi benzeri olmayan bir yıl olarak kayıtlara geçti. Manchester City futbolda kazandığı kupalarla yıla damgasını vurdu. İspanya finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'nı kazandı. LeBron James, Kerim Abdul-Jabbar'ın 38.387 sayı rekorunu geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer lideri, Novak Djokovic de teniste dünya sıralamasında zirvede en uzun kalan sporcu oldu. Kendi branşlarından başarılarıyla tarihe geçen Türk sporcular birçok dalda büyük başarılara imza attı. 16 saat yüzerek Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu, 29 yaşında buz patenine başlayıp 5 kez dünya şampiyonu olan Naz Arıcı, Atlantik'i tek başına geçen ilk Türk kadın yelkenci Başak Mireli, atletizmde Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, dünyanın ilk sırasına oturan filenin sultanları, haydi bakalım, bir noktam bitti, Allah'ım, şampiyonuz! 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, okçulukta dünyanın en iyisi olan Mete Gazoz, haydi Mete! 10 attı. Yeni dünya şampiyonu Mete Gazoz. Milletler Ligi'ne yükselen filenin efeleri Efe Bayram. Servisi kullandı. Bitti. Ve 19 yaş altı dünya voleybol şampiyonasında dünya ikincisi olan filenin genç sultanları isimlerinden söz ettirdi. 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 7.418 madalya kazanma başarısı gösteren milli sporcular, başarı hikayeleriyle gençlere ilham vermeye devam ediyor. Sayden de ne kadar çok başarı, bir kez daha alt alta yazınca, böyle bir videoda izleyince ne kadar çok olduğunu
öğreniyoruz, görüyoruz, gurur duyuyoruz. Bu sırrı öğrenmek için de iki milli sporcumuzu stüdyomuza davet ettik. Melih Mahmutoğlu, milli basketbolcu ve Melih Hadiken, milli voleybolcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bireysel olarak sorayım size. Aslında bu başarılar gerçekten alt alta, işte okçuluktan yüzmeye, voleyboldan basketbola, sörfe her yerde. Gerçekten eşsiz bir yıl olmuş Türkiye için. Ama sizin kişisel hikayenizde 2023'ü sorsam? Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir başarılara imza atmak bizim için, özellikle kadınlar için daha da bir önem taşıyor. Biz voleybol takımı olarak yıllardır da bunun mesajını vermeye çalışıyoruz. Kadınları temsil ettiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Ve en üst seviyede her zaman zirve oynayan bir takım olmayı başarmaya çalışıyoruz. Ki bu sene gerçekten takımımız inanılmaz başarılara imza attı. Hem dünya sıralamasında 1. numaraya oturduk. Hem Milletler Ligi'ni kazandık, Avrupa şampiyonu olduk ve üstüne olimpiyat madalyasını da aldık. Daha başaracağımız başka da bir şey yoktu tabii bu yaz boyunca. İnanılmaz gururluyuz kesinlikle. Evet. Şimdi 2024'de ayrıca konuşuruz. Orada da beklentiler var tabii kuşkusuz ama Sayın Kaptan. Şimdi siz bir de öteki taraftan kaptanlık rolünüz de var. Kendi kişisel hikayeniz, takımınızın hikayesi, gerçi biz Türkiye olarak topladık bütün başarılarımızı alt alta ama sizin pencerenizden nasıl bir yıldı geride kalan? Sizin söylediğiniz gibi tabii izlerken de görüntüde gerçekten gurur verici. Şu an Türkiye olarak gerçekten iyi bir yerdeyiz bence. Özellikle kadın voleybol takımının göstermiş olduğu başarı. Gururla izledik ve takip ettik. Zaten onlar bizi alıştırdı bu tarz başarılara. Bence hatta bu yaz olimpiyat var, olimpiyatlarda da başarılar geleceğine inanıyorum. Tabii kendi açımdan gelirse hem milli takım hem Fenerbahçe'de, Avrupa'da özellikle Fenerbahçe adını her sene Final Four'a ve şampiyonluklara yazdırmaya devam ediyor. Tabii bunun içine Anadolu Efes'i de ekleyebiliriz. Gerçekten onlar da çok ciddi başarılar uzun süredir kazanıyorlar. Bu da ülkemiz için çok değerli ve önemli. Bunların da bir parçası olmak tabii ki bizim için çok gurur verici. Ama bir yandan da tabii milli takım olarak da belki bu yaz istediğimiz başarıyı alamadık ama iyi bir jenerasyonumuz var. Bence önümüzdeki seneler çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Peki Melia, Filenin Sultanları'nın başarısının altında hani biz yazdık ya o soruda da sırrı ne diye. Ne var, ne yatıyor altında? Böyle 2-3 cümlede özetlemek gerekse ne sayarsın ilk sıralarda? 2-3 cümlede özetlemek gerekse biraz zor olur ama şöyle kısaca anlatsam, uzun zamandır uğraşından bir defa sonra, çok uzun emek var. Tabii ki yani bir jenerasyon var. Birkaç yıl içinde bazı yeni jenerasyonlar da ekleniyor. Genç arkadaşlarımız geliyor. 18 yaşında bile inanılmaz yetenekli arkadaşlarımız var. Onların da katılımıyla ve büyüklerin de tecrübesiyle yıllar üste koyarak diyelim. Bir başarıya imza attık. Yani bu sene toplandık ve hemen oldu diyeceğimiz bir şey değil tabii ki. 2018'den beri özellikle büyük bir plan vardı ve ona göre sonunda başarıya ulaşabildiğimiz için gerçekten gururluyuz. Yani çok uzun sürmedi diyebilirim. Sonuç 2023'te alındı belki, hedefe ulaşıldı ama tabii yol daha bitmedi, yol daha var. Şimdiye kadar bizim bir sürü ikinciliğimiz ve üçüncülüğümüz de var. Yani başarısız olduk da diyemeyiz ama birinciliğe ulaşmak hemen öyle kolay bir şey olan bir şey değil tabii ki. Peki çok çalışmak, onu anladım. Başka? Kesinlikle. Ekibimizin içinde herkes en yakın arkadaş gibi davranıyor. Yani ve harbiden de öyle. Bir aile mutluluğu var diyebilirim. Yani herkes herkesle anlaşıyor. Yani en büyük, en küçüğüyle bile en yakın arkadaşmış gibi anlaşabiliyor. Dışarıda da zaman geçiriyor. Ve bu takıma da yansıttığını düşünüyorum. Yani dışarıda eğlenirken ve iyi anlaşırken içeride de bu sefer sahanın içinde de iyi anlaşıyoruz ve daha iyi oynuyoruz diyebilirim. Peki. Koç değişikliği oldu sizde de. Nasıl etkiledi bu? Ya şu an iyi etkiledi gibi görüyoruz tabii. Ama yani iyi gitmeyen tabii durumlar takım içinde vardı. Biraz belki biz takım içindeki o sinerjiyi kaybettik. Yani böyle zamanlar olabiliyor. Ama şu an tabii ki giden hocamıza da teşekkür etmek lazım. Dimitris de sonuçta Fenerbahçe için elinden geleni yaptı. Ama maalesef bizim tabii sporun içinde
Böyle durumlar olabiliyor. Ama şu an gelen hocamız da Sarunas gerçekten zaten Fenerbahçe'de de kendini kanıtlamış ve dünya basketbolunda, Avrupa basketbolunda kendini kanıtlamış. Fenerbahçe'de oynamış ve İstanbul'da Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi çok iyi bilen biri. Şu an onunla da iyi galibiyetler almaya başladık. Takım da yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Ama tabii ki çok maç var. Arka arkaya çok maçlar oynuyoruz. Biz de öyle bir, hatta Mela ile onu konuştu, bir ara bizde hiç yok. Hep arka arkaya maçlar. Çok fazla diğer maçı düşünmeden öbür maça konsantre oluyoruz. Ama şu an için her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tabii ki sezon sonu önemli olan bizim için. Playofflar başladığı zaman önemli olacak. İnşallah tam takım olarak sakatlıksız bir şekilde bu yılı bitirdik. Yeni yılda inşallah öyle başlarız. Peki takım ruhu çok önemli ya. Az önce Melia ile de onu konuştuk. Gerçekten birlik olabilmek. Tabii ki çok çabalamak ama aile gibi davranabilmek, çok yardımsever olabilmek, omuz omuza durabilmek çok önemli. Fenerbahçe'de de bu var herhalde. Evet, Fenerbahçe'de kesinlikle bu var diyebiliriz. Yani aile ortamı sadece basketbolda değil, bütün branşlarda bu aile ortamını biz bence çok iyi yakaladık. Bunu da tabii şampiyonluklarla taşlandığımız zaman daha da iyi olacak ki bu bence bir süreç, bir anda olmuyor. Melih Adem'in nasıl voleybol takımı örneğini de verdi. Senelerce beraber oynadıktan sonra çok daha yerlere gelebiliyorsunuz. Bence biz de bunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet, öyle umut ediyoruz biz de. Peki, şöyle 2024'e geçmeden 2023 tabii ki Filenin Sultanları'nın başarısı çok önemliydi ama böyle bir dünya değerlendirmesi yapacak olursak, her ikinize de sormak istedim. Dünyada hangi spor olayları, hangi sporcular sizin dikkatinizi çekti? Nasıl hatırlarsınız 2023'ü? 2023'te en başta gelen tabii ki bizim Türk sporcularımız. Özellikle yani en başta kendi branşımdan bahsedecek olursam biz de Fenerbahçe olarak geçen sezonun şampiyon olduk. O da 2023'ün içinde tabii ki Mayıs'ta oldu. Kulübümüzün sporcuları Buse Naz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, onların da çok büyük başarıları var. Mete Gazoz'un özellikle. Evet. Peki bu bireysel başarılarla da Türkiye çok öne çıktı değil mi? Kesinlikle. Hem tek ekip takım sporlarında hem de bireysel sporlarda. Acaba bunun altında ne var? Düşündünüz mü hiç? Bireysel sporcularla çok fazla tanışmışlığım yok benim açıkçası ama onların işi daha da zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek başına savaşmak zorundalar. Bizde mesela en azından sahada 6 kişi oluyor. Birisi düşerse diğerleri yardımcı oluyor. O sırada onlar ön plana çıkıyor. Yardımcı oluyorlar vesaire. Bireysel sporda her şeyi tek başına yapmak zorundasın. Başarısızsan da sen kendin başarısızsın. Bence onların psikolojileri çok daha zordur. Ama böyle bir psikolojinin altından kalkabilmek ve dünya şampiyonu, hatta olimpiyat şampiyonu Buse Naz gibi olmak gerçekten büyük bir başarı. Gerçekten öyle. 2023'te sizde neler var? Bizde basketbol olarak sorarsanız pek bir şey olmadı. Yok, şöyle söyleyeyim. Ben kişisel olarak, yani Melih Mahmutoğlu olarak neler takıldı gözüne? Ya tabii ki çok ciddi başarılarımız var. Özellikle tabii kadın voleybol takımı, tekrardan altını çizmek gerekir. Ama onun dışında da bireysel branşlarda çok ciddi başarımız var. Bence bu artık Türkiye'nin spor bakımından nereye geldiğinde, çok iyi yere geldiğinde, diğer ülkeler tarafından ne kadar saygı duyulduğunda yaşıyoruz. Hem ben kendim yaşıyorum hem çevrelere görüyorum. Bu çok önemli. Tabii artık organizasyon olarak bence ciddi seviyeye geldik. Tesisleşme olarak ciddi seviyeye geldik her konuda. Ülkenin neresine giderseniz gidin, her branşın çok ciddi tesisleri var gerçekten. Bu da zaten başarılarla, sporcular da bunları seviyor. Şu an çok duyuyorum mesela, yani kadın voleybolunda çok fazla bir küçük yaştan yazılma veya voleybola başlama. Bunlar tabii çok güzel teşvik oluyor sporcular için. Bence Türkiye artık spor konusu çok ciddi yerlere geldi. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından zincirleme reaksiyon devam edecek. Burada aslında hep başarının etkisi de bir şekilde görünüyor. Yani sizlerin başarılarından örnek alan, ilham alan çocuklar, gençler var ve sizin gibi o çocuklarının olmasını isteyen ebeveynler var. Hal böyle olunca bir Mete Gazoz bir dolu okçuluğa merak saran çocuk anlamına geliyor. Veya sizin voleyboldaki başarılarınız kız çocuklarının akın akın kulüplere kaydolması gibi bir sonuca yol açıyor değil mi? Böyle örnekler yaşadınmışsınızdır mutlaka. Evet,
Özellikle ilk örneği, en büyük örneği 2019 Avrupa Şampiyonası Ankara'da oynandı. Orada aslında bence çok çok büyük bir ilgi başladı ki biz orada finale kadar gittik. Kupayı da kaçırdık. Ama Avrupa ikincisi olduk ve uzun zamandır gelmeyen bir başarıydı takımımız için. Özellikle Ankara'da da yapıldığı için artık salon... Yani dolduramıyorduk. Dışarıda da insanlar büyük ekranlardan izliyormuş, parklarda toplanıyorlarmış, orada ekranlar açılıyormuş falan. Bu bizim için sonradan öğrendik tabii bunları. Bizim için çok büyük gurur verici bir şeydi. Daha sonra da çok fazla mesajlar aldık çocuklardan, bizden ilham aldıklarına dair ve bu yüzden voleybola başlamak istediklerini. Aileleriyle de beraber tabii ki bu mesajları aldık. Aileleri de bunları, çocuklarını buna teşvik etmeleri özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanırım eskiden bu kadar değildi. Özellikle voleybola çok fazla yönelmiyordu kız çocukları. Ayrıca erkek takımımız da bu sene ilk defa Milletler Ligi'ne çıkmayı da başardı. Evet. Bu da büyük bir başarı. Sanırım erkek voleybolunda da çok daha büyük başarılar da gelecek ve erkek çocukları da buna yönelecektir. Evet, Milletler Ligi'ne yükseldikten sonra filenin nefeleri, oradan da daha güzel, daha büyük başarılar tabii bekliyoruz. Şimdi o zaman 2024'ü biraz konuşalım. Nasıl hayaller, nasıl beklentiler var? Fenerbahçe adına konuşacak olursam, biz şu an çok güzel bitirdik bu sezonu. Birinciyiz tabelada. Umarım sezon sonuna kadar da özellikle playofflara girmek, bizim için birinci olarak girmek daha avantajlı olacaktır ve şampiyonlukla tekrar bitirmeyi planlıyoruz umarım. Bir peki, önceki sene gibi. Fenerbahçe için böyle, Türkiye için? Türkiye için olimpiyatlar var tabii ki, en büyük tabii hedef. Daha önce katıldık ama bir madalyamız yok. Kesinlikle bu sefer artık madalya, hatta altın madalyaya oynanacağını söyleyebilirim. Evet, artık biri itibariyle geri saymaya başlayabiliriz, evet, o konuda da. Çıtayı yükselttik biraz. Siz biraz çıtayı yükselttiniz ama olsun, bu çok iyidir gerçekten. Psikolojik baskımız. Hiç öyle hissetmeyin. Her halükarda zaten sonsuz bir destek var. O desteği aslında az önce de anlattınız, gördünüz. Sadece tribünler dolmuyor. Evlerde, ekranları başında, sokaklarda, caddelerde. Herkes her yerde sizi izledi. Olimpiyatlarda da öyle olacak. Sonuç ne olursa olsun değişmeyecek. Peki, Melih Mahmutoğlu. Yine hayaller ve beklentiler diyelim. Fenerbahçe diye başlayalım. Fenerbahçe tabii ki Avrupa şampiyonluğu öncelikle. Hedefimiz öncelikle Final Four, ondan sonra Avrupa şampiyonluğu. Tabii ki öncelikle herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz ve barışın olduğu, dünyada barışın olduğu bir sene diliyorum gerçekten. Bu bence en önemli, şu an altını çizmemiz gereken. Spor olarak da milli takımda bizim Şubat ayında bir Avrupa şampiyonası elememiz var. Şu anki hedefimiz tabii ki oradaki iki maçı kazanmak olacaktır. Dediğim gibi inşallah herkes için 2024 yılı sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçer. Bu güzel dileklerin gerçek olduğunu biz de görmek istiyoruz. Umarız hep birlikte yaşarız. İkinizin de dilekleri, hepimizin dilekleri gerçek olur. Şimdi stüdyoya bir sürpriz geliyor yaklaşmakta. Evet. O sürpriz de sizden. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizi buraya davet ettiğiniz için. Peki ne var için? Bu güzel sürprizde? Bir bakalım. Şimdi kamerada gösterecek. Bu da kulübümüzün özel yaptırdığı pasta ve vesileyle, kulübün vesileyle seyirci. Çok teşekkür ederiz. İyi seneler dileriz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı bir yıl olsun dediniz. Eksik olmayın. Biz programdan sonra ekipçe afiyetle bu pastayı yiyeceğiz hep birlikte. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu bölümde Melih Mahmutoğlu'yla Meliha Diken, milli voleybolcu ve basketbolcularımız bizimle birliktelerdi. 2023'ün nasıl başarılarla geldiğini konuştuk. Spor kuşkusuz insanın ilaçlarından biri, tıpkı sanat gibi aslında. Çünkü ikisi de bize iyi geliyor, şifa veriyor. İzlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, okuduğumuz kitaplar, gezdiğimiz sergiler, geride bıraktığımız bu yılda bizi yine iyileştirdi, insan olarak güzelleştirdi. Hadi o zaman gelsin mavi konumuz. 2023 yılında sanata damgasını vuranlara bakalım. Yılında farklı disiplinlerde faaliyet gösteren pek çok sanatçı önemli projelere ve başarılara imza attı. Taylor Swift'in The Eras Tour isimli dünya turnesi kendi alanında 1 milyar dolar hasılat gelirini aşan ilk organizasyon oldu.
bazı köklü müzayede evleri akıl almaz satış rakamlarına ulaştı. Picasso'nun Femme la Montre tablosu Sotheby's müzayede evinde tam 139 milyon dolara satıldı. 2023'te Türk sineması önemli başarılara imza attı. Oyuncu Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Dünya çapında yoğun ilgi gören Wednesday dizisindeki Paint in Black parçasının düzenlemesini yapan Esin Aydıngöz, 66. Grammy ödüllerine aday gösterildi. Bu aranjman çıktığında böyle çeşitli dansçılar, cellistler, illüstratörler hani ondan ilham alıp yepyeni şeyler ortaya çıkardı. Onu görebilmek bir sanatçı için en büyük hediye. Türkiye'de yılın en çok izlenen filmler arasında Rafa'dan Tayfa Galaktik, Oppenheimer, Atatürk 1881-1919, Hızlı ve Öfkeli 10 ve Ölümlü Dünya 2 yer aldı. Benim tabancayla geldiğim yere roket atarla geldin sen. 2023 yılında sanata damgasını vuranları da konuşacağız. 2024'e dair beklentileri de konuşacağız. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Multidisipliner sanatçı Erdil Yaşaroğlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İlk defa biri bana böyle bir şey dedi. Bunu soracağım. Multidisipliner. Evet. Çok havalı gibi çok duruyor. Çok havalı gerçekten. Vallahi mi? Evet. Değil mi? İlk defa başıma geldi. Yok, peki, hoşuma gitti. Biraz altını konuşalım bunun ama bir de Türk resminin duayen ismi Devrim Erbil bizimle birlikte olacak bu bölümde. Evet. Ama uzak bağlantıyla bize katılacak. Hocam merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederim. Biz Erdil Yaşaroğlu ile beraber size buradan sesleniyoruz. Belki o da size soru sormak isteyebilir. Siz ona selam gönderebilirsiniz. Ama ben programa başlarken size şunu sormak isterim. Şimdi yeni bir yılın artık eşiğindeyiz. Siz de boyayı renk yapma sanatı olarak tarif ediyorsunuz resim sanatını. 2023'te resim sanatını dünyada nerede görüyorsunuz? Vallahi resim sanatı insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Daha doğrusu sanat bu kadar eskidir. Sanat yaşamın olduğu her yerde vardır ve yıl başları, yeni bir yıl, yeni bir heyecana, tazelenmeyi bana hatırlatır. Yani bütün bir günün bitip ertesi sabahta gülümseyerek uyanmak, mutlu uyanmak, yeni bir başlangıç, her zaman yenilik itici güçtür, hız verir, yaratıcılığa kaynaktır. Bu nedenle yılbaşları bütün dünyada sanatın da hem bir yılın değerlendirilmesi hem de gelecek için yeni bir heyecanı paylaşmanın güzel anlarını yaşatır. Bu nedenle ben eskiden yılbaşlarında şunu da söyleyeyim. Yılbaşlarında saat 12 olduğu zaman dansözün çıkması beklenirdi. Bir 10 dakika dansöz oynardı. Nesrin Topkapı falan ve diğerleri belki. Yani belki en önemli yılbaşının heyecan kaynağı oydu. Ama şimdi görüyorum ki yılbaşında bir televizyon sanatçıların başarılarını anlatıyor. Yeni geçtiğimiz yılda o yıla damga vuran sanatçıları anlatıyor. Yani sanatın bence yaygınlaşmasının en güzel örneklerini televizyonun varlığı gösteriyor. Ve kanalınız sanata, sanatçılara önem verdiği için, yılbaşında bir sanatçıya konuşma fırsatı verdiği için önce sizi kutluyorum. Ben hem sanat eğitimcisi hem ressam olarak her zaman daha geniş kitlelerle sanat buluştuğu zaman anlam taşıyacaktır diye düşünen bir insanım. Evet. O nedenle bu programınızın önemini çok iyi biliyorum ve sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de bizimle olduğunuz için bu yeni yılın eşeğinde bugün çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Size daha sorumuz var. Siz televizyonun öneminden bahsettiniz. Ben size internetin ve yeni teknolojilerin sanatla ilişkisini de birazdan soracağım ama Erdil Yaşaroğlu ile buradan devam edelim. Şimdi belki eklemek istedikleriniz vardır ama ben hemen önce bir
sizin ikinci kişisel serginizi konuşmak istiyorum. Çünkü oyundu bir ilki. Aradan 4 yıl geçmiş. Şimdi transatlantik gelmiş. Evet. Yeni heykeller var. Burada bir aslında hikayesini anlatmanızı isteyeceğim bu heykellerin yolculuğu. Ne zaman başladı? Hemen oyundan sonra mı başladı? Nasıl? Aslında hemen oyundan, ya şöyle bir şey, oyun sergisini açar açmaz tabii ikinci sergiyi ne zaman yapacağız diye sordum ben temsilcim Esra Sarıgil diye. O da dedi ki bir iki sene sonra yaparız falan dedi ama öyle olmuyor tabii bir yandan. Şimdi araya pandemi falan da girdi. Ve pandemide boş durulmamış belli ki. Ya hiç tabii ki hiç boş duramıyorsun ki derdin var çünkü sürekli bir şey yapmak, bir hikaye anlatma ihtiyacı doğuyor ya sürekli. O yüzden bu 4 sene boyunca işte ürettiğim heykeller bir de sergi için özel olarak yaptığım işler de vardı. Yaklaşık 27-28 tane heykel yaptım bu arada. Onların hepsini sergiliyoruz şimdi çok keyifli. Alexander Vollery binasında, Pera'da. Bir de ne güzel bir yerde binada. Ay o çok güzel, bir de benim için çok güzel. Ayrı bir duygusu da var. Bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nin de mimarı ya kendisi o yüzden. Evet. O böyle kendimce duygusallaştım. Bu aslında yeni yılda yani şu andan itibaren Aralık sonunda başladı ve bütün bir yıl boyunca da izlenebilir. Doğru mu? Tarihe doğru mu baktım? Olsa da, Ocak. Siz bayağı geniş görmüşsünüz ama Ocak sonuna kadar. Ocak sonuna kadar. Tamam bu, harika. Bu ocağın sonuna kadar. Bu ocağım ben orada yanlış 2025'in değil. Hay Allah. Neyse. Şey, ama bir ay boyunca açık olacak. Bir ay boyunca bekleriz. Bekleriz. Geleceğiz inşallah. Şimdi Devrim Bey size tekrar şunu sormak isterim. Az önce televizyon ne kadar önemli olduğundan söz ettiniz ya. Şimdi aslında televizyondan başka bir oluşuma doğru da gitti. Şöyle söyleyelim işte internet, dijital teknolojiler, dijital sanat, yapay zekalı sanat. Bunları konuşmaya başladık. Ben sizin bir ressam olarak bu sanatla dijitalin bu kadar iç içe geçtiği durumlara nasıl baktığınızı merak ettim. Ya, sanatı bilen bir kimse bunun temelinde yaratıcılık olduğu, yenilik olduğunu da gayet tabii çok iyi bilir. Çünkü her gün yeni bir uyandığınızda, yeni bir gün başlıyorsa, o güne karşı siz kendi tutumunuzu sergiliyor, bunu hissettiğiniz gibi kimisi sesle, kimisi renkle, kimisi yani heykelle verebilir. O nedenle sanat yeniliği, değişikliği temel yapısında var olan bir olgudur. O nedenle yeniliklere açık olmak sanatçının görevidir, sanatın yapısına uygundur. O yüzden ben de başka ne diyeyim? Evet, bütün yeniliklere kucak açarım, sevgiyle yaklaşırım. Çünkü benim çocuklarım da sanatçı. Bütün biz sanatçı ailesiyiz. Benim kızım Londra'da Renk Erbil ama öylesine çılgınca işler yapıyor ki biz bu karşılaşmayı, buradaki büyük kızım Çiğdem öğretim üyesiydi, şimdi emekli ama coşkuyla resimler yapıyor. Biz bu karşılaştırmayı, yeni eski yaratıcılık nerede buluşulabilecek noktasında bunu tartışmak için Antalya'da bir sergi açıyoruz Şubat ayında. Adı Buluşma. Ben çocuklarımın resmi üzerinde çalışıyorum. Onlar benim resmim üzerinde çalışıyorlar. Ve birlikte bir sergi açacağız. Ayrıca oğlum da Türkiye'de ilk defa jigle sanatını getirdi. O da kendi yeni bir teknikle sanata katıldığı için hep birlikte bir buluşmada bunları irdeleyeceğiz, tartışacağız. Bu tartışma, yeniyi arama serüveni her sanatçının her zaman yapacağı bir iştir. Peki biz de Şubat'taki buluşmayı Antalya'da dört gözle o zaman bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve mutluluk dolu bir yıl diliyoruz Sayın Devrim Erk. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Teşekkürler, sağ olun. Erdil, şimdi aslında aynı soruyu sana da sormak isterim yani bir benzerini. Bu dijitalleşme işlerine yaklaşımın nedir? Yani bir de bilhassa yapay zeka üzerinde soruyorum. Hep tartışılıyor işte yapay zeka sanatı öldürür mü? Yapay zeka sanat yapabilir mi? Sanatı da mı elimizden alacak bu yapay zeka? Ben bütün bu teknolojiyi ve yeniliklerin hepsini, aslında bunların hepsi ayrı bir medyum ya bir şekilde bizim için ayrı bir araç.
Temel dert ne? Hikaye anlatmak. Yaptığımız şey bu. Bir fikrimiz var ve onu yaymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun için ne tekniği, hangisini daha iyi senin işine yarıyorsa, nasıl yaymayı becerebiliyorsan, nasıl anlatabiliyorsan, hangisini daha güzel ulaştırıyorsan fikrini, onu kullanmak her zaman çok büyük avantaj ve yenilik her zaman iyidir bir yandan da. Şöyle bir şey, bir de şunu öğrendim bu yaşıma geldiğimde, teknolojiyle baş edemezsin. Yani onunla bir mücadele etmeye başladığın anda zaten kaybetmişindir, tamam mı? O yüzden ben mesela... Yani dijitalde bir şey yapayım isteği var mı mesela? Yoksa hala ben, ellerimle hep dijitaldeyim. Yapayım. Ama hayır, şöyle bir şey, ne gerekiyorsa bak şöyle düşün. Ben yaklaşık 30 sene önce dijital tabletlerle, bak karikatürde çiziyorum, evet, ya. Tabletlerle dijital çizmeye başladım. Sonra mesela şimdi ben akademide Mimar Sinan'da okurken taş bölümündeydim. Normal klasik hani böyle murç madırga çekiçle çiviyle böyle tık 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 tık, hani karikatürlerdeki hani mermerin evet, içinden heykeli çıkarma. O tekniği öğrendik. Biraz kaynak öğrendik. Biraz ağaç kesmeyi, biraz bronz dökmeyi falan öğrendik. Temel teknikle öğretiyorlar tabii ki orada. Daha geleneksel teknikler. Fakat ben yaklaşık 15 sene kadar evvel YouTube'dan böyle izleye izleye şeyi öğrendim. Yeni kompozit materyaller, silikonlar, reçineler, işte 3D printerlar falan. Bunları YouTube'dan öğrendin oturup izleyerek, yani değil mi? Yani bütün bu internetteki her şeyden böyle emerek. Çünkü artık bilgi her yerde. Yani istediğin şeyi öğrenebiliyorsun. Bilmesen bile git arkadaşın stüdyosuna ya da atölyesine, hı hı, nasıl döküyorsun, o seramiği nasıl yapıyorsun falan diye gidip soruyorsun. Meraklı sonuçta olduktan sonra. Ya aynen öyle. O evet, çocukkenki merakı kaybetmezsen büyüyünce de öğrenmek, daha zevkli aslında büyüyünce öğrenmek. Çünkü istediğin bilgiyi seçebiliyorsun. Ben şunu öğrenmek istiyorum, hı hı, bunu öğrenmek, hı hı, istiyorum diye. Kendi yolunu çiziyorsun ya, o çok eğlenceli. Dolayısıyla güzel araçlar bunlar. Dijital mesela şu anda da... Çoğu heykelim ben dijital tasarlıyorum, ondan sonra hayata geçiriyorum. Önce dijitalde tasarlıyorsun. Sonra klasiğe dönüyorum ama, hı, aynen. Hı hı. Üç boyutlu dijitalde tasarlıyorum. Küçük printerlarla basıyorum, bakıyorum böyle statiğine bakıyorum. İşte orasına su birikir mi, işte şuraya izmeti koyarlar mı falan. Hı hı. Kamusal alana koyacaksam mesela öyle şeyleri tartıyorum. Diyorum, ağırlığı ne olmalı, rüzgar dengesi bilmem ne falan filan. Ondan sonra bu güzel deyince büyüğünü yapmaya başlıyorum. Yani önce dijitalde başlıyorsun, hmm, sonra somutta böyle gayet elle tutulur bir hale geliyor bizim gördüğümüz, evet, ama eserler. Ama dijitalden öncesi de var. Böyle kargacık burgacık küçük küçük eskizler. Tabii canım. Hep cebinde bir yerlerde duruyor bir şey. Küçük kağıt kalem bilmem ne bulursan, peçete falan. Peki ondan hikaye anlatmada yavaş, karikatür mü heykel mi daha? Bambaşka iki metot ya onlar. Bambaşka, evet, iki yol yani. Böyle küçük, kısa, komik, eğlenceli hikayelerim varsa daha günlük, daha hayata dair falan, böyle yani çok hayatın içinden o anı anlatan falan, o zaman karikatür güzel bir araç bunun için. Ama kamusalda bir şey yapmak da çok acayip değil mi? Ya onun güzelliği şöyle, evet, hiç ilgilenmeyen insanları da dürtebiliyorsun ya böyle. Birden karşına çıkıyor. Evet, çünkü ama şöyle bir şey, çünkü sanat çok bulaşıcı. Bak ben mesela böyle gidip mesela sanatın çok olduğu bir yere gideyim ya da bir arkadaşımın atölyesine gideyim, bir müzeye gideyim, iyi bir sergi göreyim falan böyle. Koşa koşa atölyeye gidip çalışmak istiyorum. Evet. Bu çok iyi bir şey. Sadece bu da değil yani, mesela senin yaptığın bir şeyi belki bir çocuk görecek, büyüyünce yönetmen olacak ve oradaki rengi filminde ya da bir sahneyi, yaptığın bir dokuyu, çünkü bu böyle böyle ben onu etkiliyorum, o başkasını, evet, etkiliyor, az önce o öteki spor için bilmem konuştuk ya, ben birisinden etkileniyorum. Evet. Bir sürü müzisyenlerin liriklerinden yaptığım heykeller var mesela, kitaplarda böyle okurken bir cümleden mesela bir şey çıkabiliyor falan. Yani bu böyle bulaşıcı bu. O yüzden olabildiğince şehre, dünyaya yayabilmek çok mutluluk veriyor tabii. Evet, yani aç olduktan sonra her yerden doyurabiliyor, aynen, insan kendini. Aynen, bir de çok gri bir dünyada yaşıyoruz ya. Evet. Ben de renkli heykeller yapmayı da seviyorum. Evet. Böyle birazcık sarılar turuncular gördüm hep yani, dijitalde renk gördüm. Renk şey çok transatlantikte herhalde öyle değil mi? Sarılar var, turuncular var, kırmızı var. Var, renk var, evet, ama mesela şey, doğal materyaller de çok kullanıyorum. Yani yine taştan da işler, hı hı, yaptığım bronzda var, mermer şey mermer türevleri ve şeyler, ahşap var falan. Farklı metal, ya o hikayeye göre, konu ne gerekiyorsa, beton mesela. Hikaye öyle bir şey istiyorsa. Gerekiyor. Aynen, ona peki hizmet ediyorsa, hı hı, malzemeyi ona göre kullanıyorum, evet. Peki. Şimdi o zaman bir 2023 turuna çıkalım mı beraber? Ben söyledikçe hatırlayacağını düşünüyorum. Tamam, ben mesela Oppenheimer'la Barbie. İzledin ha, mi? Okay. En çok Oppenheimer'ı izledim, Barbie'yi henüz izlemedim. Hı hı. Ne düşündün Oppenheimer için? İkisi çünkü aynı anda vizyona girdi yani, ve çok konuşuldular.
Ha, mesela Barbie film olarak mı söylüyorsun, evet, yoksa tarih biraz, olarak mı? Yok, tarihle de çok ilgiliyim o yüzden. Yok, şimdi Oppenheimer tarihine girmeyelim de film olarak. Sanat bölümünü ya, konuşuyoruz ya. Çok etkileyici, böyle hakikaten sürükleyici bir hikaye. Etkilendin mi? Yani sonuçta şey var, tabii ki sinema tekniğini kullanarak tarihi güzel böyle anlatmış bir yandan. Şey, tabii kendince çok böyle şey, yani tarihle çok ilgilenince böyle her yere böyle çok tutarlı olmuyor gibi oluyor ama sonuçta hikaye anlatıyor adam. Onun hikayesi. O yüzden ben belgesel değil sonuçta. Bayıldım. Evet. Nefis oynamışlar. Yani zaten inanılmaz bir oyuncu kadrosu var ve böyle o böyle iliklerine kadar hissediyorsun orada. Evet. Ölümü yarattım gerçekten falan hikayesi. Öyle, yani evet. Çünkü zaten çok şey, az bilin, yani o hikayeyi çok az biliyorduk. Yani İlgilenenler okuyordu, ediyordu, izliyordu falan filan da. Çok enteresan bir hikaye. Su yüzüne çıkması iyi bir şey. Belki biraz dürter bizi. Çünkü şey, evet, çok evet, kontrolsüz gidiyoruz ya. Şimdi iyi oyunculuklar dünyada dedin. Bu bölümde konuşmasak olmaz. Merve Dizdar'da Cannes Film Festivali'nde ne kadar şahaneydi. Ne kadar gurur duydum bir yandan. Ne güzel bir şey ya. Çok harika. Güzeldi gerçekten. Çok 2023'e böyle pırıl pırıl yazıldı ya, Merve nefis. Dizdar diye. Çok güzel harika oldu gerçekten. Çok bir kere daha tebrik ediyorum. Bu arada mesela Amerika'da yazarlar, aktörler yapay zekaya karşı eylem yaptılar. Bunu da takip etmişsiniz. 5 ay kadar bir eylem yaptılar onlar. Şöyle bir şey var. Yani farklı açılardan da var. Tabii telif konusu üzerinden de yaptıkları var. Çok ağır davalar falan da devam ediyor. Bir yandan bak, yapay zekayı sordun ya demin. Onu da ben bir araç olarak görüyorum. Sonuçta şöyle düşün. Hepimiz mesela 1 puansak, yapay zeka bize 10 puan daha veriyorsa hepimiz 11'e çıktık gibi düşün. Evet. Ama yine yaratıcı olan, yine bir şeyler anlatmayı seven, biraz daha hayata farklı bakanlar 12-13 olacaklar. Öyle düşün. Ne olursa olsun. Yani hepimizde araba var artık diyelim mesela, örnek diye, ya da bir araç var kullanıyor. Hepimizde cep telefonu var ama bazılarımız daha iyi kullanıyor ya. Dolayısıyla yani hepimizi süper insan yapmayacak ama bir yere getirecek, iyi bir yere. Bir de korkuyorlar tabii, öyle bir şey de var. Yani biraz endişe verici ama orada her iki türlü düşünen var. Evet. Tarih boyunca her türlü teknolojiden korktuk. Yani ateşi keşfedince de korktuk. Hep bir tedirgin olmadık evet, değil, evet. Aynen öyle. Evet. Öyle çok teşekkürler. Şahane bir sohbet oldu. Erdil Yaşaroğlu, multidisipliner sanatçı. Şahane bir yıl olsun. Çok sağ ol. Hepimiz için. Ağzına sağlık. Şimdi peki, yılın modasına hangi akımlar damgasını vurdu? Tabii pandeminin biraz etkisiyle modada ağırlığını hissettiren bir giyim tarzı vardı. O da bizi etkiledi. Bakalım, gelsin sarı konumuz şimdi de. Sadeleşmenin modaya etkisi ne oldu? ...2023 yılında modayı etkileyen akımların başında minimalizm geldi. Modern çağın hızlı tüketim toplumuna karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bu akım, gereksiz tüketim alışkanlıklarından kaçınmayı ve sadeye ihtiyaç duyulan şeylerle yetinmeyi hedefliyor. Sadelik ve zarafet arasında doğru bir orantı kurmanın adı olan sessiz lüks akımında basit formlarla yüksek moda sadelik üzerinden üst seviyelere taşınıyor. ...2023'ü etkileyen anlayışlardan biri de kapsül dolap olarak karşılık buldu. Amaç, sınırlı sayıdaki parçalarla çeşitli kombinasyonlar yapılmasını sağlamak. Zamandan tasarruf etmek ve her gün kıyafet seçimiyle uğraşmak istemeyen bireyler için ideal bir seçenek oldu. 2023'te modada ses getiren bir çalışma da Dilek Hanif'ten geldi. Dilek Hanif'in sunduğu ve NTV'nin Halkbank'ın katkılarıyla hayata geçirdiği Halkın Sanatı, 32 bölümün ardından özel bir kitap ve sergiye dönüştü. Sergide Anadolu'nun dört bir yanından onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemelerin Dilek Hanif imzasıyla modern tasarımlara dönüştüğü 32 kıyafet sergilendi.
Şimdi sadeleşmenin modaya etkisini şahane ve çok zarif bir konukla konuşacağız. Ceylan Atınç Tanrıverdi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sağ olun. Moda direktörü ve stil danışmanı. Evet. Sadeleşmenin modaya etkisi dedik, soru işareti yazıp bıraktık. Hadi siz anlatın, nasıl bir etkisi oldu? Tamam, şimdi sadeleşme aslında dijitalleşmeye ben refere ederek anlatmak istiyorum. Çünkü modada son 100 yıla baktığımız zaman, daha doğrusu son 10 yıla baktığım zaman çok hızlı bir dijitalleşme süre geldi. Orada da. Evet, tabii ki. Hı hı. Ve aslında çok hızlı giderken pandemiyle daha da hızlandı. Çünkü neden? Mağazalar kapandı ve yani benim annem bile online alışverişe yönelmek durumunda kaldı. Bilmeyen bile öğrenmek durumunda kaldı. Online tarafı güçlü olmayan oyundan çıktı ya da kaybetti. Ama bir taraftan da kendimizi keşfettik. Ne kadar çok eşyamız olduğunu keşfettik. Ne kadar çok giymediğimiz kıyafetimiz olduğunu keşfettik. Ve sadeleşmeye gittik. Yani zaten dışarı çok az çıkıyorduk. İşte çıktığımız zaman spor kıyafetler tercih ediyorduk. Evin içinde rahat olmaya alıştık. Toplantıları online yapmaya alıştık. Yarım giyiniyorduk değil mi? Üstümüz başka, altımız şort. Aynen, altta pijamalar olmasına alıştık. Şu anda da bundan çıkarmak insanları çok güçleşti. En lüks markalar bile bu bizim gri melange dediğimiz kumaşlarla, yani eşofman tarzı kumaşlar üretmeye başladılar. Bunlarla moda dönmeye başladı. Fakat gelelim her sıkışık dönemden sonra moda kendini lüksleştirerek, daha ihtişamlı hale getirerek yeniler. Dolayısıyla biz eski o lüks ve ihtişamlı ve demode olmayan tarzı da bir şekilde özledik. O yüzden şu anda işte bu sadeleşme konuşuluyor. Biz dolaplarımızı nasıl ayıklayabiliriz, tarzımızı nasıl yükseltebiliriz, nasıl daha az alışverişle, nasıl daha akıllı şeyler alabiliriz. Biraz sadeleşme dediğimiz aslında bu ayıklamaktan ve pandemiden sonra bize düşündürdükleriyle çok alakalı. Hı. Orada şu kafamı karıştırdı. İhtişamı da özledik, evet. Ama ayıklamak da istiyoruz. Evet, çünkü aslında tarzımızı bulmak istiyoruz. Dolayısıyla, tam da o. Demek ki arayışın başında mıyız? Tabii. Arayışın başındayız. Bir taraftan da o kadar çok trend var ki, yani mevsimler karıştı, gece gündüz karıştı, hayat çok hızlı. Dolayısıyla hep yeni bir şey almak istiyoruz, yeni görünmek istiyoruz. Ama diğer taraftan da artık bunun sürdürülebilir bir şey olmadığının da farkındayız. O yüzden böyle çok arada bir geçişte moda dünyası. Pandemi sonrası bu hızlanma durumunda kaldı. İklim krizini falan da daha çok, evet, böyle konuştukça moda sektörü de doğrudan etkili, tabii, olduğu için burada herhalde onun da etkisi var. Sessiz lüks de tam da burada mı? Evet. Ya da ayıklama dediğiniz şey o mu? Evet. Yani şu aslında, ben trend diye bugün gidip arabamı torbalarla doldurup eve geldiğimde belli bir süre mutlu olabilirim. Ama daha sonrasında o üstüme gelen fazlalık insanı depresyona kadar götürüyor. Neden bu kadar çok eşyam var? Bunlardan nasıl kurtulacağım? Bunları neden giymiyorum? Ve tabii ki de bir yandan da israf oluyor. Yani şu anda dünyada çözünmeyen, birbirine yapışık bir sürü kıyafet var. Bir kıyafet kıtası var. Petrolden sonra dünyayı en çok etkileyen ikinci sektör. O yüzden biraz bu rahatlama, yani dolaplarımızı rahatlatmak, aynı zamanda da tarzımızı bulmak. Yani sessiz lüks biraz bunu bize öğretmeye çalışıyor. Mesela o kapsül gardırop da onun alt başlığı gibi mi? Evet. Yani kapsül gardırobu biraz yanlış belki anlıyoruz. Çok az eşyam var ve dönüp dolaşıp aynı şeyleri giyiyorum demek değil aslında. Ne demek peki? Şu demek, mix and match, karıştır ve eşleştir, benzer kıyafetlerle bir sürü kombin yap demek. Ve dolabını sürekli olarak kullan. Yani bir şeyler durmasın. Hep aynı şeyleri giyme. Bir tarz eşliğinde o dolabı çok sürdürülebilir halde farklı kombinlerle zamansız kıl demek. Ve kişiye özel bir şey. Hemen, tabii, aklıma şu geldi. Böyle bir şeyi de karıştıracağım. Bir kadın olarak düşünüyorum. İşte alt ve üst beden olarak. Ama o zaman kapsül gardıropta mesela çok fazla elbise olmamalı mı? Çünkü o tek parça ya. Neyle karıştırabilirim ki bunu? Yok, öyle düşünmeyin. Mesela aslında doğru bir gardırop yapmanın, doğru bir tarz oturtmanın en birinci noktası denemek. İyi bir boy aynası edinin. Işıklı, güzel, aydınlanmış bir yerde olsun. Kendinize ödev gibi beğendiğiniz kıyafetleri
bir gün ayırın, bir haftanın bir gününü ayırabilirsiniz, ayda belirli günler ayırabilirsiniz. Bir ödev gibi kendinize kombinler yapın. Mesela bu elbiseyi 5 farklı şekilde nasıl kombinleyebilirim? 5 farklı ayakkabıyla, ceketle, içine kazak giyerek, kemerle, blazer ceketle. Yani çok daha farklı aslında nasıl kullanabilirim? Bunların hangilerini beğeniyorum, hangilerini nereye giyebilirim? Bu şekilde düşünerek bizim styling dediğimiz aslında herkesin kendine özel de yapabileceği stil danışmanlığını biraz deneyerek ve ödevlerle çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, üzerine çalışıp çalışmak ama deneme lazım. Yanılma yöntemiyle biraz kesinlikle. Yani deneyerek hepimiz bugün biz sizle bir mağazaya gitsek vitrindekini ayrı şekilde giyeriz. Yani ben belki kollarını kıvırırım, siz gömleği içine tıkarsınız, işte tek düğmeyi kapatırsınız, ben daha çok açarım, kemer takarım. Yani aynı görünmez, aynı kombin bile. Dolayısıyla stilimiz üstüne çalışarak aslında ayna karşısında en doğrusunu elde edebiliriz. Bir de elimizde telefonlar var, neyi ne zaman giymişim? Bak bu kombin ne kadar iyiymiş, kendimi içinde iyi hissediyorum dediğimiz kıyafetleri de dosyalayabiliriz. Böylece tarzımızı oluşturmada aslında çok basit bir adım atabiliriz. Sanki kökene dönmek, geleneksele dönmek modada da var ve çokça konuşuluyor gibi hissediyorum ama bilmiyorum doğru mu? Yani biraz daha diplerde aramak, kökende aramak falan gibi. Hatta bununla ilgili belki de şöyle de söyleyebilirim. Burada da NTV'de de Dilek Hanif'in bir programı var. Bilmiyorum daha sonra 32 bölüm Halkın Sanatı yayınlandı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden oraya has kumaş, oraya has materyalle bazı ürünler yapıldı. Sonra onlar da sergilendi. Ortaya bir şey çıktı ama o köküne dönmek ve mirası kabullenmek de herhalde ya da kullanmak da önemli. Bütün markalar baktığınız zaman bunu yapıyor. Yani İtalya, Fransa neden bu kadar modaya önem veriyor? Çünkü köklerinde var ve ne olursa olsun oradaki moda haftalarına magazin gibi bakılmıyor. Yani orada sektörü çok büyük derecede besleyen bir şey moda. Burada baktığımız zaman daha yeni yeni oluşuyor. Aslında çok güzel dediğiniz gibi çok güzel köklerimizde inanılmaz güzel zanaatlar var. Ve dünyanın her yerinde lokalize oluyor. Yani daha lokal tasarımcılar, sanatçılar oranın bazı dokularıyla markalar beslenmeye başlıyor. Bu da zaten aslında her yani global olarak fark yaratıyor. Evet. Tabii çünkü yine internet ve dijital teknolojiler aracılığıyla da, sosyal medya aracılığıyla da yerel bir ürün, yerel bir çalışma bir anda gayet evrensel hale gelebiliyor. Ve belki de bu daha çok değerli oluyor pek çok alanda. Evet, mesela Kore'de benim tamamen internetten bulup takip ettiğim bir tasarımcı vardı ve onu yakın zamanda Paris'te gördüm. Hiç beklemezdim aslında oradan bir şeyi Avrupa modasında görebilmeyi ama o kadar güzel adapte olmuş ki ve kendi dokusunu, kendi yerelliğini koruyarak adapte etmiş. Yapay zeka stil danışmanlığı yapabilir mi Ceylan Hanım? Yapabilir. Hatta yapıyor. Olsun. Yapıyor mu? Yapıyor. Şöyle siz bir alışveriş sayfasını açtığınız zaman bir şeye tıklıyorsunuz, siyah elbise. Aşağıda bunları da öneriyorum sana diyor. Evet, bu yapay zeka ya da bunu beğenenler bunu da beğendi diyor. Sana kombini gösteriyor. Diyorsun ki siyah bir elbiseye ihtiyacım var ama bu ayakkabıyla ne güzel olmuş. Bunu da alayım. Sepete ekliyorsun. O zaman o senin bedenini de biliyor, senin tarzını da biliyor ve yavaş yavaş dolabını da öğrenmeye başlıyor. Bir sonraki girişte sana ona uygun yeni önerilerle geliyor. Peki moda devleri nasıl yaklaşıyor bu dijitalleşmeye? Endişeliler mi ya da işbirliğine mi gidiyorlar acaba? İnanılmaz kullanıyorlar bence. Yani sosyal medyada zaten denk geliyorum. Bazen ben bile anlamakta güçlük çekiyorum. Vitrinler yapıyorlar. Dergilerin de kapakları bu şekilde yapılıyor. Hatta modeller bile artık neredeyse AI oldu. Bununla ilgili özellikle Uzak Doğu dergi kapakları çok fazla var ve çok beğeniliyor. Yani modayı bence ciddi anlamda ele geçirecek ama tabii ki sonuçta
ürün odaklı, insan odaklı. Yani sadece hizmet tarafında ve reklam, pazarlama tarafında çok daha fazla kullanacağız gibi görünüyor. O halde 2024'te moda alanında da daha çok yapay zeka göreceğiz diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler, şahane bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi kısa bir reklam aramız var, ardından zincirleme reaksiyon devam edecek. Şimdi dünyada insanlığa faydalı hangi buluşlar var? Biraz da onlara bakalım. 2023 boyunca bu insanlığa faydalı hangi buluşlarla karşılaştık? Türk bilim insanları dünya tarihine neler katmışlardı? Gelsin mavi konumuz. Bilimde çığır açan buluşlar neydi? Yılın en önemli keşiflerinden biri, bilim insanlarının büyük patlamadan 470 milyon yıl sonra oluşmuş, şimdiye kadarki en eski kara deliği tespit etmesiydi. Bu keşfin, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri de geliştirebileceği düşünülüyor. James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede yaşam için gerekli elementleri içeren moleküler bulut keşfetti. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezer Avcı'nın 2024 yılının Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalması ve 13 farklı bilimsel deneye imza atması bekleniyor. Devletimizin ortaya koyduğu iradeyle tarihimizde bir ilk olarak başlattığımız bu yolculuğun içerisinde rol model olarak ön planda ilk safta yer alıyor olmak büyük mutluluk, gurur verici. Türk bilim insanları da buluşlarıyla 2023'te adından söz ettirdi. Meme kanserinin erken teşhisi için elektronik sütyen icat eden Profesör Doktor Canan Dağdeviren, 2023 yılının ilham kaynağı ve etkili 100 kadın listesine girdi. En büyük motivasyonlarımdan biri insanlığa yardım edebilmek. O bir hayaldi kağıdın üzerinde. Sonra hayal gerçeğe dönüştü uzun uzun çalışmalar sonucunda. Taft Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, yaraları ve hasarlı dokuları iyileştirmeye yardımcı olabileceği düşünülen Entrobot adını verdikleri canlı minik robotlar üretmeyi başardı. Entrobot'ta Türk kadın bilim insanı Gizem Gümüşkaya'nın da imzası bulunuyor. Bilim ve teknoloji dünyasında ortaya çıkan her keşif, yenilik ve atılım insan zihninde yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Haydi biraz da bilim konuşalım o zaman. Bunun için de iki değerli konuğum var. Stüdyomuzda bizimle beraber Profesör Doktor Emre Onur Kahya, İTÜ öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve uzaktan bizimle birlikte olacak Doçent Doktor Hande Özdinler bizimle beraber. Hande Hocam merhaba, iyi seneler şimdiden. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sizin çalışmalarınızı 2023 biterken de konuşalım. Hem 2024'e dair bize neler söyleyebilirsiniz, yeni hangi belki sürprizleri paylaşabilirsiniz bilmiyoruz ama ailesi hastalığı üzerine çalıştığınızı biliyoruz. Daha önce de bu konuda konuşmuştuk sizinle. Aslında geçtiğimiz yıllarda bir kimyasal maddenin aslında beyinde ölen bazı nöronları ölüm fikrinden caydırıp tekrar hayata döndürdüğünü fark ettiğinizi anlatmıştınız. Geçen süre zarfında bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var mı? Evet, öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten beyinde nörodejeneratif hastalıklar sırasında belirli nöron popülasyonları dejenerasyon gösteriyor. Ama beyin o kadar karışık ki bütün nöronlar değil sadece belirli bir popülasyon dejenerasyon gösteriyor. Ve bunun hem hücresel hem moleküler düzeyde ki sebeplerini anlamak ve bu sebeplere uygun yöntemler geliştirmek gerekiyordu. Biz beyinde ölen üst motor dediğimiz upper motor nöronların, üst motor nöronların neden öldüklerinin moleküler düzeydeki altyapısını anlamaya başladıktan sonra daha önceden de dünyaca ünlü keşif Dr. Richard Silverman'la beraber ortak bir çalışma sonrasında N-Unine isimli bir molekülün bu beyinde ölen motor nöronları dejenerasyonlarını durdurduğunu ve onları tekrar canlandırdığını bulduk. Ve bunu nasıl yaptığını da şu anda anlamaya çalışıyoruz. Bulduğumuz kadarıyla mitokondriyi daha sağlamlaştırıyor. Protein kümeleşmesini azaltıyor.
hücre içindeki duvarların, hücre içindeki aktin tübülin dediğimiz maddelerin daha sağlam olmasını sağlıyor. Akson dediğimiz beyinle omurilik arasındaki bağlantıyı sağlayan bölümün daha güçlü olmasını sağlıyor. Biz sonuçta nasıl böyle bir şey yaptığını bulduktan sonra bu kimyasal maddeyi ilaç olarak dönüştürmek için FDA'ya, yani Federation of Drug Association, Amerika'daki ilaçları onaylayan bünyeye yeni ilaç başvurusu için başvurduk. Bu yaklaşık 3500-4000 sayfalık bir materyal hazırlamak, yazmakla geçti bu senemiz. Ve çok güzel bir haber aldık. Bir iki ay içinde FDA bizim başvurumuzu kabul etti ve şu anda klinik çalışmaya başlamak üzere FDA'den onayı almış durumdayız. Mekanizmayı da az çok çözmüş durumdayız. Şimdi biomarkerları bulmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyada yapılan ilk klinik çalışma olduğu için beyindeki ölen motor nöronun canlandırma ve iyileştirme yöntemi, tahmin edersiniz ki ilk çalışma yapmak çok zor. Çünkü hani daha öncekiler nasıl yapmış diye bakabileceğiniz bir yer yok. Bunu ilk yapan siz olduğunuz için, taşları ilk siz döşediğiniz için gerçekten de hem biomarkerlar çok önemli oluyor. Çünkü ilacın çalışıp çalışmadığını, efikasi dediğimiz ne kadar etkili olduğunu anlamak için sadece ilacı değil aynı zamanda biomarkerları da geliştirmemiz gerekiyor. Ama en azından toksisite çalışmalarında çok güzel sonuçlar aldık. Onun için de zannediyorum ki FDA kısa bir sürede tamam siz ilaç çalışmalarına girebilirsiniz dedi. Şu anda maddi destek toplamakla meşgulüz. Çünkü inanın ki bu çalışmaları da yapmak oldukça pahalı. Ama zannediyorum ki bir dahaki sene, yani 2024 yılında hem biomarkerlarımızla hem klinik çalışmalarımızla birinci safhayı bitirdikten sonra amacımız bu ilacı faz 2'ye geldiğinde Türkiye'de NEALS üyesi olmuş merkezlerle beraber, Türk hastalarıyla beraber çalışmak. Çünkü eğer çok toksik değilse ve insanlara zarar vermiyorsa, onların sağlıklarına tehdit etmiyorsa, bence kazanılacak çok büyük şeyler var. Ve Türkiye'yi de dünya platformunda katmak için de NEALS üyeliği yaptık. Zannediyorum ki önümüzdeki senede gelişmeler artarak devam edecek. Şahane. Daha ne olsun ki 2023'te onay aldığınızı söylediniz FDA'den. 2024 ile ilgili de şimdi Türk hastalar üzerinde de kullanılabilecek duruma geleceğinden söylüyorsunuz. Hem 2023 hem 2024 için şahane şeyler anlattınız bize. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Eksik olmayın. Peki bütün bunların dışında, alanınızın dışında da olabilir. Böyle bu geriye baktığınız yıl boyunca sizi heyecanlandıran başka neler oldu? Bilim dünyasında, teknoloji dünyasında sizin alanınızın dışında da olabilir. Tabii ki. Öncelikle şunu açıklamak isterim yalnız. FDA onayı aldık deyince sakın ilaçlar FDA'nin faz 1'e başlama onayı aldık. Yani klinik çalışmaya başlama onayı aldık. Şimdi 2023 senesi tıp konusunda gerçekten çok önemli gelişmelere sahne oldu. Ve sizin programınızdaki gibi bu bir zincirleme reaksiyon olarak da devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle gen terapisi son derece önemli başarılar elde etmeye başladı. Çünkü genlerin hangi mutasyonla olduğunu bulduktan sonra o mutasyonlara uygun ve kişiye özgün gen terapileri geliştirilmeye başlandı. Mesela Duchenne hastalığı ile ilgili FDA ilk defa onayını verdi. Daha önce SMA hastalığı ile ilgili onay verildiğini biliyordunuz. CRISPR-Cas dediğimiz çok güzel bir teknoloji var genlerle ilgili. Ve o teknoloji hem Nobel ödülü getirmişti iki kadın bilim adamına ve şu anda da o CRISPR-Cas kullanılarak sickle cell anemia dediğimiz o orak hücresi anemisi için kullanılmaya başlandı. Ve ALS hastalığı için de iki ilaç onay aldı. Bir tanesi Tofersen ilacı, SOD1 mutasyonlu olan hastalar için. İkincisi de Ravulizumab, o da Amerika bazlı bir şirketin ilacı. Dolayısıyla hastalıklara olan ilaçlar, geliştiren ilaçlar birbiri arkasına geliyor. Bu arada Alzheimer için de yeni ilaçlar onay aldı. Zannediyorum ki önümüzdeki seneler bu ilaçları alan, yani hastalıklara çözüm olacak ilaçların onandığını teker teker göreceğiz. Bu ilaçların da bir an önce Türkiye'ye girmesini, Türk hastalara gelmelerini ve onlara verilmelerini çok istiyoruz.
umuyorum ki Türk hastaları da dünyadaki Alzheimer, ALS, Parkinson hastaları gibi yeni çıkan ilaçlara bir an önce ulaşabilecekler. Sayın Özdinar, çok teşekkürler. Çok mutlu, sağlıklı, başarı ve icat dolu bir 2024 diliyoruz. Eksik olmayın, sağ olun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Peki sizinle devam edelim. Hande Hoca pek çok tıp alanında gelişmeden söz etti. Sizi böyle 2023'te heyecanlandıran en çok ne oldu? Bilimde, teknolojide, tıpta, her alanda olabilir. Evet, yani bilim, teknoloji, tıp olarak konuşalım. Ya Hande Hoca ile konuşunca veya dinleyince tabii şey oluyor biraz. İnsan yaptığı şeyin biraz daha önemsiz görmeye başlıyor. Çünkü ya sağlık ya çok önemli. Tıp, sağlık kuşkusuz çok önemli. Evet, ama yani o yüzden bu kadar işte insanları kurtaran tıpçılarla da konuştuğum zaman benzer şeyler hissediyorum. Böyle yani fizik, işte astronomi, astrofizik ulaşamadığınız aslında böyle zihinsel bir kurgudan biraz daha öte gibi. Değil böyle mi? Yani evet. Öyle şeylerle uğraşırken daha böyle ayakları yere basan diyeyim ve insanlara faydası olan şeyleri duyunca insan bir açıdan veya ne yapıyorum falan diye düşünmüyor değil ben yani. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama yine de öyle bakmamak lazım. Tabii. Herkesin yaptığı iş başka. Çünkü bugün bu programda sanat da konuştuk, spor da konuştuk. Hiçbir aslında olmadan olmaz. Aynen. Elbette insan hayatı çok temel ve öncelikli ama diğerlerini de şimdi haksızlık etmeyelim. Sizin mesleğinize, işinize hiç haksızlık etmeyelim. Evet, yani bu özellikle bir de şey, yani onu da söylemeden geçmeyeyim aslında. Yani bu kadar işte sağlıkta, tıpta vesaire bu alanlarda gelişme oluyorken, inanılmaz gelişmeler oluyor. Yapay zeka falan da dediniz. Ya yani bunlar oluyorken yani böyle işte ne bileyim 30-40 yıl sonra tam böyle çok önemli şeyler bulacakken ölürsem... Allah. Ya o yüzden çok üzülürüm ya. Böyle bu, bir, ya o yüzden Allah Hande gecinden hocam, versin diye. Evet, benim öğrencileri Hande Hoca'ya falan yönlendirip oralardaki gelişmeleri daha arttırmak falan öyle şeyler lazım herhalde. Peki. Evet, yani bu yıl ilginçti tabii. Yani özellikle aslında şöyle iki açıdan hem geçen yıl de aslında tam iki yıl önce James Webb uzay işte teleskobu atılmıştı. Onun verilerini alıp çok önemli şeyler bulmaya başladık. Bir taraftan o özellikle bu yıl. Yani hiç şimdiye kadar görmediğimiz, aslında evrenin oluşumuyla ilgili anladığımızı düşündüğümüz ama aslında tam da anlamadığımız birçok şeyi öğrendik. Bunlar hep verilerle ve gözlemle oluyor. Yani biz işte şeyden beri, ne bileyim işte Hande Hoca'nın alanına yine giriyor. Mikroskopla daha küçük şeylere baktıkça değil mi, mikropları falan görmeye başladık. Aa, demek ki bunlar böyle değişik büyülerle, şunlarla, bunlarla bulaşmayan aslında mikrop denilen küçücük organizmalar. Bir taraftan o, yani bir taraftan küçük bir mikroskop, yani iyice küçüklere bakma. Bir de tam tersi, onu tersine çevirip işte uzaya teleskopla bakıp işte Galileo'nun yaptığı gibi daha uzaktaki cisimleri görme. Bu da benim aklıma şey getirdi aslında, yani işte bilimde neler oluyor diye genel bir soru sordunuz ya. Evet. Oktay Hoca var, bilirsiniz, Oktay Sinanoğlu merhum. Onunla konuştuğumuzda bir şey derdi, yani bir araştırma yaparken hem ağaçları hem ormanı görmen lazım. Yani bazen mikroskop kullan, bazen işte teleskopla uzağa gör filan. Şimdi burada tabii sorduğunuz şey, bütün bilim camiasında neler oluyor çok zor bir soru. Yani insan genelde bütün neler oluyor değil ama yani sizin dikkatinizi çeken, sizi heyecanlandıran. Tabii. Yani benim alanımda o yüzden biraz kendi perspektifim de tabii ki bir şey söyleyeceğim. Hande Hoca da öyle söyledi. Yani özellikle tabii astrofizik, kozmoloji vesaire çalıştığım için James Webb'in sonuçları çok ilginç. Değil mi? Evet, gerçekten yani çok işte, heyecan verici bence de. En eski kara delikleri bulduk. Çok işte beklediğimiz zamandan çok daha önce çok büyük kütlelere sahip galaksiler keşfettik. O zamanlarda işte ne bileyim 500 milyon yıl sonra falan evren patladıktan sonra, büyük patlamadan sonra olan galaksilerin o kütleye sahip olabileceğini hiç düşünmüyorduk. Dolayısıyla o mekanizmaların aslında bir yanlışlıklar olduğunu düşünmeye başladık. Bazı hatta o zamanlarda oluşan galaksileri galaksi olduğunu düşündüğümüz, işte biz Z eşittir 13 diyoruz. Yaklaşık şimdikinden 14 kat daha küçük olarak evreni düşünelim. Yani evren genişliyorsa geriye doğru gittikçe küçülecek değil mi? Dolayısıyla şimdikinin 14'te birine küçültün evreni. O civarlarda oluşmuş galaksiler olduğunu düşünüyoruz ama öyle galaksilerin olmaması gerektiğini teorisi söylüyor. Bir şekilde bir çatışma var. İşte orada aslında karanlık maddeden oluşan yıldızlar mı var gibi birçok sorular ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla yani 2023'ü bir açıdan domine eden James Webb. Ama diğeri de benim çalışma alanlarımdan birisi de yapay zeka. Dolayısıyla bir taraftan da tabii Cem Hoca'yı da çağırdınız bir önceki programlarda. Onunla da konuşmuşsunuz, izledim. Yani büyük dil modelleri, ChatGPT vesaire, yani bunlar geçen yılı tamamen domine etti diyebiliriz. Gerçekten yani. Bu, öyle. Yani haklarında her konuşmadığımız, alanda. Önümüze haberlerinin düşmediği bir gün yoktu. Tabii, o yüzden 2024'te de herhalde
bu şekilde devam edecek. Hep yapay zekayı ve yapay zeka ile ilgili bir şeyleri konuşmayı sürdüreceğiz 2024'te de anlaşılan. Tabii. Yani bu geçen yılı domine edeceğini bir şekilde az çok tahmin ediyorduk. Yani bir yılı geçti büyük dil modelleri ama yani daha da bunun gelişeceğini. Hatta bu yılın sonlarına doğru o ChatGPT'nin dayalı olduğu bir yapı var. O yapıdan daha iyi olduğunu iddia eden yeni bir yapı. Ona bir alternatif bir şey çıktı gibi. İşte buna da Mamba falan dediler. Böyle o belki daha da bizi ilerilere taşıyacak. Bu arada o çipleri, onların çalıştığı çipleri işte o algoritmalara göre acaba yeni tarz çipler dizayn etsek mi diye yeni bir iki tane çocuk gördüm. Hatta Harvard'dan 3. sınıfta bırakıp kendileri böyle bir şey kurmuşlar. İki tane öğrenci 21 yaşında. Harvard'dan ayrılıp yapay zekayı kendileri mi çalışmaya başladı? Nvidia diye bir şey var işte bu ekran kartı falan. Bu işlerin çoğunluğunu onlar yapıyor. Çok büyük tabii hisseleri hatta işte 10 kat 20 kat falan arttı. Acaba öyle değil de çok genel amaçlı değil de çok mesela yapay zekada bu dil modellerinin ChatGPT'ye uygun acaba bir çip dizayn edip yani algoritmayı değil ama o grafik kartını dizayn edip acaba çok daha hızlı işler yapabilir miyiz diye daha yeni 2-3 hafta önce belki. O zaman şu süremiz de azaldı. Şu klasik soruyla bitirmek isterim. Yapay zekayı bu kadar konuştuk. Hep de yapay zekanın birçok mesleğin sonunu getireceğini söylüyoruz ya. 2024'te bunu bir fiil artık yaşamaya başlar mıyız? Çokça böyle alanlarca sektörler. Ya hemen değil şüphesiz. Yani işte Erdem Bey de galiba benzer bir şeyi söylemişti. Yani yardımcı olacak gibi ama prensipte yani aslında her şeyi yapabilir. Yani bir resim düşünelim. Resim dediğiniz şey bir sürü pikselin oluşturduğu o kombinasyon. Tabii ki çok 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 büyük bir kombinasyon. Ama bir yapay zeka olası her türlü renkleri bir şekilde tuvalin üstüne koyabileceği için çizilebilecek tüm resimleri çizebilir. O yüzden yani insanın yapabileceği her şeyi eninde sonunda yapabilir ama yani oraya bayağı uzağız yani şu an değil. O zaman rahat bir nefes alalım. Peki süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Emre Onur Kahya, Profesör Doktor İTÜ'den bizimle birlikteydi. Teknolojiyi konuştuk. Tabii bilim ve teknolojinin süper hızlı geliştiği bir dönemde beslenme ihtiyacımız sabit kalsa da beslenme şeklimiz değişiyor. Doğrusu pek de iyiye gitmiyor aslında. Yapay olana, hazır gıdalara yönelmiş durumda biraz dünya. Organik ürünler işte pahalı, çoğu ulaşılmaz. Geleneksel Türk mutfağı tam da bu yüzden iyi bir alternatif olabilir mi? Hadi gelsin sarı konumuz. Mutfağımız neden en iyiler arasında? Modern yaşam tarzı, beslenme alışkanlıklarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Sağlıklı ve yerel malzemelere ulaşmak giderek zorlaşırken, organik ürünler hem üretim maliyetinden dolayı daha pahalı, hem de artan nüfusun talebini karşılayamıyor. Bu aşamada geleneksel Türk mutfağı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Türk mutfağı, yüzyıllardan beri süren bir geleneğin ve kültürün bir ürünü olarak dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olarak kabul ediliyor. 2023 yılında gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Tasty Atlas, dünyanın en çok beğenilen 100 yemeğini belirledi. Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesine Türkiye 15. sıradan girdi. Mutfağımızın en beğenilen yemekleri cağ kebabı, İskender kebap, mantı, Adana kebap, mercimek çorbası, hünkâr beğendi ve tombik döner. Dünyanın en az beğenilen 100 yemeği de belirlendi. İlk sıranın sahibi İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti Hakar oldu. Listede Türkiye'den 2 yemek yer aldı. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lahana çorbası ve kaymaklı kayısı yer aldı. Biraz mutfağımızı konuşacağız. 2023'ü de konuşuyoruz ya, 2023'te gurur duyduğumuz bir kişi konuğumuz. Hoş geldiniz Fatih Tutak. Hoş bulduk. Şef. İyi akşamlar. Tebrik ederiz. 2023'e iki yıldızla veda ettik diyebiliriz değil mi? Evet. Yani, ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel yıldızımızı oldu gerçekten. Tekrar korumuş olduk aslında evet. En zor olan şey. Korumak daha zor değil mi? Evet, onun stresini yaşamak biraz zor. Evet. Evet. Bir yıldızla iki yıldızın farkı ne? İki yıldızda sanırım şefin artık kendi tarzını kabul ettirmesi anlamına geliyor. Hı-hı. Yani yaptığınız yemeğin lezzetinin dışında
artık orasının kendi bir konsepti, kendi bir tarzı, kendi bir dili, karakteri olması, kendi alanında en iyisi olması anlamına geliyor. Evet. Şimdi biz hep konuştuk, az önce sanat konuşurken de belki burada dinleme fırsatınız olmuştur Erdil'le. O diyor ki işte eserlerin hikayeleri var, ben o hikayelerin peşinden gidiyorum. Yemeklerin de hikayeleri var değil mi? Siz de onların peşinden gidiyorsunuz. Tabii ki. Yani bir yemek tasarlarken ilham aldığımız bir sürü farklı şey var. Bunların tabii ki başında sanat, tarih, buna benzer bir sürü şey var. O yüzden bir yemeği sadece lezzetli hale getirmenin dışında ona bir hikaye, onun bir hikayesi olması ve insanları aslında yerken başka şeyler de hissettirmesi önemli. Aslında bu iki yıldız alıyor anlamıza geliyor. Değil mi? Evet. Biraz. Önce ruhunuzu, önce zihninizi ve ruhunuzu besleyeceğiz diyorsunuz. Evet. Neden mide sona kalıyor bu yolculukta? Aslında biz bir yemeği tasarlarken ya da bir yemeği yaparken önce lezzete önem veririz. O lezzetli olduğu kıvama geldiği zaman onun yediğiniz zaman sizi bir yerlere götürmesini, size dokunmasını sağlamaya çalışırız. Bunu ya tabaktaki sunumuyla ya da ısısıyla ya da içinden çıkan sürpriziyle sizi belki çocukluğunuza götürebilir. Belki çok uzun zaman önce yediğiniz bir şey aklınıza gelebilir. O yüzden onlar aslında yemeğin lezzetinin ötesinde farklı kılan şeyler. Aslında kişisel de biraz sanki değil çok mi? Herkes fazla de kişisel, farklı evet. Değil mi? Tabii herkes de farklı ama sonuçta yaşadığımız coğrafyada birçok şeyi paylaştığımız için, hepimiz bu coğrafyada büyüdüğümüz için, yani Türk mutfağından bahsedersek, o yüzden paylaştığımız çok fazla şey var aslında. Evet. Hepimiz vapurda salep içmişizdir ya da simit yemişizdir gibi. Çay içmişizdir, evet. Peki, gerçekten dünyanın sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla böyle sarmalandığını ve tam da bu noktada Türk mutfağının böyle bir kurtarıcı olduğunu, tutunmamız gereken bir dal olduğunu düşünüyor musunuz? Türk mutfağı aslında doğru yapıldığı zaman, doğru hazırlandığı zaman gerçekten sağlıklı bir mutfak. Çok fazla kızartma ya da çok fazla yani daha aslında hafif olan bir tarafı çok var. Ve çok taze tüketilen bir mutfak. Yani bana sorarsanız Çin mutfağı mesela çok sağlıklı bir mutfak değil. Çünkü Çin mutfağında çok fazla kızartma, çok fazla alevlendirme ve buna benzer bir sürü şey var ama Türk mutfağı tencere yemeklerinden ve yavaş pişirmeden bahsedersek eğer gerçekten çok sağlıklı mutfak. Özellikle bu coğrafyada inanılmaz sebze, meyve zenginliğine sahip olduğumuz için de yaratıcılığımız sınırsız. O yüzden sağlıklı mutfaktan bahsedersek eğer Türk mutfağının bunda çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani pek çok beslenme alışkanlığı değişti ve daha ziyade artık yapay bir besleniyoruz ama aslında daha kökümüze, daha geleneğimize dönsek, az evvel verdiğiniz örnekler gibi tencereye, belki zeytinyağlılara, orada daha sağlıklı beslenebiliriz evet, sanki ama değil mi? Çok sağlıklı yemek yapmaya çalışırsak lezzetli yemek yapamayız. Çünkü sağlıktan bahsedersek yağı kesmek, işte tuzu kesmek ya da başka tatlandırıcı şeyleri kesmek zorunda kalırız. O yüzden de sağlıklı yemek yaparken tabii ki yani lezzetli, lezzetsiz olacağını söyleyemem. Ama elimizden o ürünleri almaya başladığımız zaman o zaman lezzet azalıyor ne yazık ki. Lezzette tedarik kısmı ne kadar önemli? En önemli üç şeyden bir tanesi. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de tedarik bayağı yani lezzetli ve sağlıklı meydan okuyor. Çok zor. Yani ürünün size gelebilmesi için, ürünün size her gün taze gelebilmesi için o üreticiyle çok iyi bir ilişkide olmanız gerekiyor. Ve gerçekten sürekli takip etmeniz gerekiyor. Yani bu konjonktürde gerçekten çok zor. Zor. Yani aslında mutfak kısmından önce malzemenin mutfağa gelişi bir mesele anladığım çok kadarıyla. Çok büyük mesele. O ürün eğer sizin mutfağınıza gelmezse zaten
iyi bir ürün yoksa, hı-hı, siz dünyanın en iyi şefi aşçısı da olsanız asla iyi bir yemek yapamazsınız. Evet. Peki şunlara nasıl bakıyorsunuz? İşte 2023 yılında bu Taste Atlas bazı sıralamalar yaptı. Evet. Dünyanın en iyi 100 mutfağı listesinde Türkiye 15. sıradan gitmiş. En iyi en iyi kötü yemekler diye. Burada işte Türk yemeklerinden kebap, cağ kebabı, İskender kebap, mantı, Adana kebap, mercimek çorbası, Hümkan beğendi, tombik döner diye bir sıralamaya gitmişler. Ya bence çok turistik bir seçim olmuş bu. Hı. Bence yeteri kadar bilgili de olduklarını zannetmiyorum. İlk sıranızda neler var? Yani ilk sıra diye bir şey yok aslında. Yani o kadar çok fazla yemek var ki, seçenek var ki seçemem tabii ki. Hı-hı. Yani yemek seçmek burada değil aslında verilmesi gereken cevap. Ama bu ve buna benzer işte seçimler ya da kriterler çok, listeler. Evet, çok turistik bence. Hı hı. Bir ülkenin mutfağını sadece cağ kebaptan, mantıdan ya da mercimek çorbasından. Bunlar sadece bilinen yemekler. Yani mutfağımızın en kolay aslında satabileceğimiz ve insanlara en kolay şekilde gösterebileceğimiz şeyler. Ama zor yemekler aslında sokakta öyle kolay kolay görebileceğiniz yemekler değil. Hı. Yani iyi bir döner yapmak ya da iyi bir cağ kebabı yapmak gerçekten çok zor, çok emek, hı hı, ister. Ama ne yazık ki yurt dışında sizin bu saydığınız yemeklerin çoğu var. O yüzden de yabancı insanlar bu yemekleri biliyorlar. Doğru. Bu listede karalahana çorbasına da haksızlık edilmiş. Karadeniz'de de o yüzden tepkiyle karşılandı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ben de o yüzden size katılıyorum. Turistik bir liste olmuş. Kesinlikle. Karalahana çorbası hak etmiyor böyle bir kötü yemekler listesine girmeyi. Lahana çok bence şahsiyetli bir sebze, özel bir şey. Yani lahanadan yapabildiklerimi size anlatsam saatler alır. Yani düşüncelerim hatta yani. Çünkü çok özel bence yani. Farklı farklı kombinasyonlarla inanılmaz yemekler yapabilirsiniz. Peki. Sağlıklı beslenmeye çok dikkat edersek lezzeti de kaçırırız dediniz ya az, evet, önce. Şimdi sağlıklı beslenme bir trend. İşte 2000'lerden sonra daha çok ortaya çıktı. Evet. Tabii çok da sağlıksız aslında bir noktada beslendi insanlar. Hani şeker kötü bir şeydi ama güzel bir şey olarak bir dönem sunuldu vesaire. Şimdi böyle dönem dönem bazı akımlar da var. Bu akımların geçici olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa bunlar etkiliyor mu sektörünüzü? Bence geçici çünkü hayatta bir denge vardır. Eğer siz vücudunuzun dengesini iyi ayarlayabiliyorsanız yeteri kadar şeker, protein, sebze de ne kadar su içmeniz gerekiyorsa içmelisiniz. İçmezseniz zaten problem olur. O yüzden her şeyin fazlası zarar olduğu gibi söylediğiniz her şeyin de fazlası zarar. O yüzden bunlar bence çok fazla kulak asılması gereken şeyler değil. Evet. Yani. Peki sürdürülebilirlik meselesi de çok öne çıkıyor, evet, yine bunlar arasında. Ama herhalde bu konu diğerleri gibi gelip geçici bir mesele değil. Çünkü aslında bir dünya meselesi. Evet, dünyanın ekosistemi. Evet. Hem de iklim krizi bu kadar artık içimizdeyken, kapımızı çalmışken. Mutfaklarda da önemi yüksek herhalde değil mi? Sıfır atıkla mı yemek yapmaya gayret ediyorsunuz? İyi bir mesela aşçı zaten bence sıfır atıkla yemek yapar. Çünkü bir ürünü ele alalım. Diyelim ki bir karidesten bahsedelim. Hı hı. Karidesin sadece kabuklarını ayıklayıp içindeki eti kullanıp yemek yaparsanız siz çok kötü bir aşçısınız demektir. Yani onun kabuğu, kafasının içindeki işte yumurtaları, bir balıktan da bahsedelim. Bir sürü kemiğinden, hı hı, çorba, hı hı, yapmak, işte derisini çıtırım yapıp üzerine koymak, hı hı, bir sürü şey. Yani aslında sürdürülebilirlik mutfakta gerçekten malzemeye saygı göstererek o malzemeyi kullanarak yemek yapmak demektir. Türk mutfağı geleneklerinde var aslında. Yani anneler, anneanneler, babaanneler hep öyleydi. Çok fazlasıyla zaten var. Evet. Şimdi ne yazık ki insanlar tembelleştikçe Türk mutfağının o özünü, Türk mutfağının içindeki o disiplini ve kültürünü ne yazık ki kaybetmeye başladık. Gidecek iyi restoran, iyi lokanta bulamıyoruz. Çünkü iyi yemek yemek istiyoruz, iyi bir kavurma yemek istiyoruz. Ama çok fazla şey yok. Yani, hı hı, herkesin çok kolayına kaçmaya başladı. Ama siz yine de Türk mutfağının 5 sene içinde çok iyi bir yere geleceğini söylüyorsunuz, evet, dünyada. Neden? Çok iyi bir yere gelecek. Bence biz çok yeni kendi mutfağımızı tanımaya
ve bu mutfağın derinliklerine inmeye başladık. Genç şefler, restoran, yeni açılacak restoranlar, yeni açılmak isteyen restoranlar Türk mutfağına birazcık daha önem göstermeye başladı. Çünkü yıllar boyunca özellikle 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar hep yabancı mutfakların daha sofistike ve modern halini gördük. Aslında sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki mutfaklar böyle. Çünkü aşçılık ve restorancılık adına her zaman Avrupa öncüdür dünyada. Hı hı. Fakat artık kendi mutfağımızın da ne kadar başarılı, kendi mutfağımızın da ne kadar köklerine inildiğinde bulabileceğimiz bir sürü ilham olduğunu keşfetmeye başladığımız andan itibaren bizim mutfağımızla daha fazla ilgilenmeye başladık. Bence bu bir trend değil. Hem kendi mutfağımızı geliştirip hem de dünyaya Türk mutfağını çok daha iyi tanıtabilecek hale geleceğiz. Ve yapay zeka yemek yapamayacak değil mi? Kesinlikle Fatih yapamayacak. Evet. Yani her şeyi yapabilir ama yemek yapabileceğini her şeyi zannetmiyorum. Ama. Yani size en fazla yapay zekanın verebileceği bir tarif. Ben de ilgileniyorum yapay zekayla. Bazen sorular soruyorum ya da işte konuşuyorum. Fakat yemek yapma konusuna gelince tabii ki size bir fikir verebilir ama yemek yaparken sadece akılla değil kalbinizle de yapmalısınız. O yüzden yapay zekanın kalbi hiçbir zaman olmayacak. 2024 için de rahat olalım. Çok teşekkürler Şef Fatih Tutak katıldığınız için programımıza. Çok sağ olun. Sağ olun. Harika. Bir sarı konunun sonuna da geldik ama 2023'te ne söylemişlerdi, ne oldu? Öngörüleri gerçekleşti mi? 2024'te beklentilerimiz gerçekleşecek mi? Hadi o zaman gelsin programın son konusu, mavi konumuz. Evet, 2024'te burçlarımızı neler bekliyor? Acısıyla tatlısıyla 2023 yılını geride bıraktık. Güneş ve ay tutulmalarının etkisinde kalan da oldu, başına her geleni Merkür retrosundan bilendi. Peki bundan sonrası nasıl olacak? Yeni başlangıçlar yapılmalı mı? Kararlar alma zamanı mı? Aşk hayatı, para ve sağlık konularında şans kimden yana görünüyor? Bakalım 2024 yılında burçları neler bekliyor? Evet, yıl biterken, yeni bir yıl biterken, yeni bir yıl başlarken hatta en çok konuşulan konu bu burçlar konusu. O halde biz de konuşalım zincirleme reaksiyonda, eksik kalmayalım. Anıl Can, astrolog, hoş geldiniz. Hoş buldum. Peki, sizin 2023'e dair şu şu şunları bekliyorum dediğiniz ve onların olduğu... Depremle ilgili enteresan 4 gün önce yazmışım Twitter'a. Hani böyle bir şey hissediyorum, bir anda geldi zaten. O birazcık his gibi oldu. Aniden böyle bir astrolojiden çok biraz daha uzakta. Yoktu diyorsunuz. Yoktu yani bir an çalışıyordum gece 2'de 3'te şöyle döndüm dışarı baktım deprem olsa falan dedim. Sonra tweetini attım ben bunun. Ve maalesef çok üzücü bir haber duyduk. İşte ekonomiyle ilgili olsun, altın fiyatlarıyla ilgili olsun. Ya o kadar çok var ki inanın aklıma bile gelmiyor. İnsanlar bana hatırlatıyor. Şöyle demiştim, böyle oldu, böyle demiştim, böyle oldu diye. Birçok ünlünün ayrılıp evleneceği işte bunlarla ilgili konuların. İşte şu an günümüzde olan bu fenomenlerin biliyorsunuz tutuklanma vakaları, o durumların karışacağını falan anlatmıştım. Ya onları da mı tahmin etmiştiniz? Harika. Evet, aslında ne kadar da riskli bir iş yapıyorsunuz çok, gerçekten. Tepki çekiyorsunuz çok fazla. Ben o yüzden çok magazinsel astroloji yapmamayı tercih ediyorum. Hani biraz daha gündemi çalışıyorum. Ben nörobilimci olduğum için de daha çok beyni değiştirme üzerine astrolojiyi de harmanlayıp kullanıyorum. Çünkü benim için astroloji bir bilim değil, bir araç sadece. Onu daha böyle güzel bir araçla harmanlayıp aslında kadersel motifinizi değiştirmenize yardımcı oluyorum. Yani benim çalıştığım biraz daha o yönde. Çünkü mesela ilişkiler evi kötü olabiliyor bir insanın haritasında sert bir açı geçebiliyor. Ama bundan özgürleşebilirsiniz. Çünkü bana göre Satürn'ün bir bilinci yok. Bir dakika ben Anıl Can'ın hayatını kötü geçireyim diye dönmüyor orada. Ya da şu an Merkür geri hareketli işte değil mi? Birçok şeyler aksayabiliyor, planlar bir anda değişebiliyor. İşte orada birazcık daha anda kalıp aslında kabul etmek lazım. Aslında Merkür geri hareketi bize psikolojik bir şey diyor. Her şey istediğin gibi gitmek zorunda değil. Buna mesela alış diyor. Ama herkes korkuyor Merkür geri hareketinde hiçbir şey yapmıyor biliyorsunuz ki. Evet. Ben yapıyorum. Adı kötüye çıkmış diyorsunuz. Ben bol bol yapıyorum. Seyahat ediyorum, gidiyorum, iş alıyorum, onu yapıyorum falan. Her şeyi yapıyorum. Sadece birazcık tabii şey oluyor. Sorumsuzca yaydıysam eğer kendimi. Tabii onun bedelini ödüyorum bazen ama çok hafif bedeller oluyor. Ve genelde de esneyim. Orada esnek olmayı da astrolojide öğrenmek lazım yani. Peki. Kısa bir reklam arasından sonra programımız devam edecek.
Genel olarak böyle bir giriş yapmış olduk. O zaman bence hızlıca bir burç turu yapalım. Öyle yapalım. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Önümüzdeki yıl içerisinde dikkat edilmesi gereken dönemler tabii çok var. Merkür geri hareketinin bittiği bir dönem süreci var. Nisan ayının ortaları özellikle 2'siyle 25'i arasındaki dönem. İşte Ağustos'un dönemi 5 ile 25-26 Ağustos dönemleri. Yine 15 Kasım'dan sonraki dönem çok böyle dikkat edilmesi lazım. Hem Merkür geri hareketlerinin olduğu dönemler hem de tutulmalar var. Mesela 2 Ekim'de bir tutulmamız var, biraz sert. Yılın son dönemi biraz sert geçebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çünkü Jüpiter geri hareketi var, Mars geri hareketi var, Merkür geri hareketi var. Çok fazla geri hareket görüyoruz. Bir de birazcık zorlayıcı bir tutulma görüyoruz 2 Ekim'de itibaren. Orada yılın sonunda çok iş bırakmayın, evlilik bırakmayın, hayatınızı öyle çok fazla... Yazı iyi değerlendirin. Yani yazı değerlendirin. Ağustos, 5 Ağustos öncesi ne yapıyorsanız yapın ama 5 Ağustos'tan sonra... yavaş yavaş Ekim'e doğru gittikçe biraz bir durmak, sakinleşmek veya işte daha doğru planlar yapmak ya da emin olduğumuz adımları atmak gerekebilir. Çünkü orada biraz yoğunlaşacağız gibi duruyor her burç bazında. Burçlara bakacak olursak eğer, koçlar ve yükselen koçlar açısından, genelde hep yükselen burcunuzu biliyorsanız hep diyoruz ki yükselen burca göre dinleyin. Çünkü bizim yazdığımız şeyler ona göre. Şimdi siz koçlar ve yükselen koçlar diye başladınız ya, sizi yükselen koçlar mı dinlesin istiyorsunuz? Evet, yani en doğrusu o en ama doğrusu. Diyelim ki bilmiyorum ben yükselenim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hangisini dinleyeyim? Tamam, koç burcunuzu dinleyebilirsiniz ama en doğru yükselene göre konuşmak. Çünkü biz haritalarımızda her zaman yükseleni baz alarak yorum yapıyoruz. Bu yüzden farklılaşabiliyor yani konular. Ama bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuza göre. İkisini biliyorum. Hangisi? Yükselen. Bilmiyorum hangisi güneş burcunuz. Tamam, anlaşıldı. Yani, ay burcum da var, ne yapayım? Boş verin. O kadar değil. Karıştırmayın. Karıştırmayın. Kafanız karışmasın. Bazen üçünü de dinleyin diyenler var. Kafanız çok karışır. Harita bireyseldir aslında. Bu çok genel bir yorum oluyor. O yüzden de kendinizi çok bağlı hissetmeyin diyeyim insanlara da burada. Yükselen koçlar çok değişecek. Yani bu dönem inanılmaz zaten tutulma aksları onların burçlarında ve yükselen koçların kendi hayatlarında kadersel değişimlerini fazlasıyla görüyor olacağız. Ekonomik yönden değişecekler, kariyer yönden değişecekler, ortaklıklar, evliliklerle ilgili konular gündeme gelebilir. Aniden ortaklaşa işler yapacak olabilirler. Hiç böyle durmadan, düşünmeden hani bir anda böyle bir ortaklığın içinde kendisini bulabilir veya işte ortakça hareket edebilir, eşiyle bir şeyler yapabilir. Partner yoksa bir anda partner girebilir hayata ve bu kadersel karşılaşma olacak. Yani ilkokuldaki arkadaşımla tekrar karşılaştık. Aa bir anda aşk başladı. Ya da işte bir yere gittik tatile, oradan işte ne bileyim işte romantik filmlerdeki gibi kitabı düşürdü falan karşıma çıktı gibi böyle temalar genel olarak var. Hem yükselen koçlar aslında hem de yükselen terazi için var. Bu da Merkür geri hareketi. Bunu da Merkür'ün geri hareketine bağlayabilir miyiz? Bağlayayım. Bunda şarjı bitti zaten. O yüzden diyemiyorum. Orada Koç burcuna orada yoğun bir etkileşimi ve değişimi söz konusu açıkçası. Yükselen boğalara bakarsak bu noktada ekonomik yönden çok fazla değişiklikler onları bekliyor olacak. 6. aya kadar özellikle dikkat etmeleri gereken şeyler var. Kendilerini geliştirmek, güçlendirmek. 6. aydan sonra ekonomik yönden şans olacak. Çünkü Jüpiter de aslında onların para evine geçiyor. Bu da böyle bir ekonomik anlamda bir büyüme, güçlenme getirecek. 21 Nisan boğa burçları için çok önemli. Uranüs-Jüpiter kavuşumu var. Bu da onlara şans, bereket getirebilir. O günlerde yükselen boğalar, ay burcu boğa, boğa burcu artık fark etmez. Niyet edin, dilek dileyin, biraz böyle şanslı olduğu bir dönem. O yüzden o şansı bence güzel kullanın derim o süreç açısından. Ben hemen not aldım. Evet. Yükselen ikizlere bakarsak mesela, yükselen ikizlerle ilgili de köklü değişimler söz konusu oluyor olacak hayatlarıyla ilgili. Bir yenilenme, bir değişim, bir temanın yenilenmesi, dengelenmesi söz konusu. Özellikle ikili ilişkilerde bir değişim var ikizlerde, bir yenilenme var, sosyal çevrede bir değişim var. Mesela çocuk sahibi olmak istiyor, çocuk sahibi olmakla ilgili bir konu söz konusu olabilir, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Aşk hayatında bir değişim, bir yenilenme söz konusu olabilir. Bence çok güzel bir dönem. Jüpiter de 6. aydan itibaren burçlarına geliyor. Birazcık böyle kilo yapabilir, kilo almaya meyillidir. Çünkü yükselenden Jüpiter geçerken büyüme eğilimi getirir ve bu... Hem vücut yapmak isteyenler için bir olumlu etkidir hem de birazcık kilo aldırabilir. O yüzden dikkatli olun, sağlıklı beslenin diyelim ama şans faktörü de üzerlerinde bir yıl kadar kalacak. O yüzden iyi şanslar olsun şimdiden. Yükselen yengeçlere bakarsak, yükselen yengeçlerin artık kariyer açısından çok şey değişecek. Ülkemizin de yükselen burcu bu arada yengeç ve onun da 4-10 aksındaki tutulmalar bizim artık işleyişi değiştirme, kariyerimizi değiştirme, yani imajımızı değiştirme, yenilenme,
işleri yapma şeklimizin değişimini anlatıyor. Hem ülke açısından hem de bireysel hayatlarında bu insanlar, yükselen yengeçler hayatlarında bir değişim. Hep böyle bir kadersel ve kariyer, mesela lokasyon değişimi. Hı hı. İş bulamıyor, iş buldum, kariyerimde yükseldim veya işte uzun zamanda özel sektörde bir iş yapmak istiyordum. Kafamda bir şeyler vardı, yapamıyordum. Bazı olaylar deneyimliyorum. Özellikle 8 Nisan ve 2 Ekim dönemindeki tutulmalarla beraber tetiklenecek bazı şeyler var. Hı hı. Bir anda kendini o işi yapıyorken bulabilirler. O alanda da böyle bir hareketlilik diyeyim, böyle bir güçlenme var, bir yenilenme var diyeyim yani o temada. Aklınızda olsun, onları iyi değerlendirin. Yükselen aslanlara bakarsak yurt dışı, yabancılar, eğitimler, pasaport işleri, seyahatler, seyahatlerle ilgili konularla da alakalı yoğun bir hareketlilik söz konusu olacak. O yüzden eğitimle ilgili bir merak varsa, yurt dışı ile ilgili bir şey varsa ya da işte sertifika lazım, onu yapmam lazım, yapın. İşte doktoram var ama yarıda kaldı, yapın. Tezim var, yazamadım, yazın. Yani bu dönem bu tutulmalar size zaten hayat zorlayacak, yani oraya getirecek. Siz daha onlar gelmeden eğer önlem alırsanız çok daha güzel, olumlu yönde kullanıp enerji alabilirler. İkili ilişkilerle ilgili 6. aydan sonra biraz daha şanslı ve destekli olabileceklerini de görebiliyoruz. Bu da bence çok benefit bir şey olacak onlar için. Başaklara bakarsak eğer, yükselen başakların da hayatında maddi yönden bence çok güzel bir etkileşim var. Uzun zamandır ekonomik yönden biraz böyle bir bereketsizlik, zorlanmayla karşı karşıya kalıyorlardı. Şimdi onları attık, atlatma ve bitirme zamanı. Ekonomik yönde bir değişim. Parayı kazanma şekli değişiyor. Paranın gelme şekli değişiyor. Mesela miraslar, tazminatlar, ummadık yerden gelebilecek paralar. Diyelim bir davada işiniz var, işte bir türlü alamıyorlar. Mesela bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Hı hı. İşte tapusu var, alamıyor, bunları alabilir. Ne bileyim işte... yani eşinden maddi güzel destekler gelebilir, eşinin iş hayatı bir anda düzelebilir, ailesinin iş hayatı güzel olabilir. Böyle bir beklenmedik ekonomik yenilenmeler var. Tabii çok abartmamak ve dengede gitmek lazım. Yoksa gereksiz borçlanmalar Başak burçlarını bu yıl zorlayacak. Dikkat. O yüzden dikkat edin, yıl genelinde özellikle bu para. Yani Başaklara ve Balıklara zaten bu yıl çok fazla ekonomik yönden parayla ilgili böyle bir vurgu var. Orada bir değişim yani görüyor olacağız. Yani bolluk anlamında mı? İşte orası sizin bakış açınıza bağlı. Orası Başaklara ve Balıklara kalmış. Çünkü astrolojide şöyle bir şey var. Evlilikler evinde bazı vurgular olumlu yönde olabiliyor ama siz bilinç olarak değersizlik içindeyseniz o evlilik açısı sadece teğet geçiyor size. Hiçbir şey yaramıyor. O yüzden o kan çısısı, o bilinci de orada açmak ve ona gitmek gerekiyor. Terazilere bakarsak sizinle zaten başta da söylediğim gibi çok fazla evlilikler evi, ilişkiler evi vesaire. Bu alanda böyle bir hareketlilik var. Evlilikler evinde bir süreç var. Belki bir evlilik gelebilir, belki bir partnerle bir şey başlayabilirsiniz. Uzun zamandır bir yuva kurmak istiyorsunuzdur, bununla ilgili bir şey olabilir, ortaklık kurmak istiyorsunuzdur, bunlarla ilgili olabilir. Yalnız kariyerde büyütücü destekler varken sosyal çevreden çok istedikleri desteği alamayabilirler. Bu onları çok üzmesin. 21 Nisan'dan sonra biraz daha hayatları dengeli olacak. Ani değişiklikle, ani insanın hayatlarına girip bir anda çıkacak. Orada böyle bir afallayabilirler, onu yaşamasınlar, biraz daha rahat olsunlar diyeyim. Yani o süreci kabul olsun ama kendi burcunuz üzerinde olacak. Yükselen burcuysanız veya işte terazi burcuysanız burada dominant olarak sizin hayatınız köklü değişimlere gidiyor. Şimdiden hazırlıklı olun, bol bol enerjinizi yüksek tutun, meditasyon yapın, dua edin. Enerjiyi yüksek tutun sürece pozitif yönde etkilenecek diyebiliriz yani. Akreplere bakarsak akreplerin kendi hayatında özellikle bilinçaltı, sağlık konularına çok dikkat etmesi lazım. Akrep, yükselen akrep kadınları kadın hastalıkları, rahatsızlıkları ile ilgili doktor kontrolüne kalabilir, biraz kontrol edebilir, beslenmeye dikkat edebilir. İşte östrojenle ilgili biraz problem olabilir, hormonal dengesizlikler olabilir. Bunlara bir bakmakta fayda var. Ekonomik yönden güzel değişiklikler, yenilikler onları yine bekliyor olacak. Özellikle 6. aydan sonra çok daha destekleyici ve bu yıl onların borçlardan kurtulma, aslında sıkıntıları biraz da azaltıp onları fark etme dönemi. Gizli düşmanları biraz görme olayı var. Yakınlarından kaynaklı böyle işte ne bileyim işte annem rahatsız oldu, hastaneye gittik. İşte ya da bir davamız var, belediyede bir işimiz var, onunla uğraştık falan, böyle bir yıl genelinde vurgu var gibi de duruyor. Oraya da dikkat etmek lazım. Sevgili yaylara bakarsak burada da ekonomik olarak yenilikler de var, aşk var, sevgi var, flört var. Bir anda hayata böyle bir aşk gelebilir. Çocuk mesela, yani çocuk sahibi olmak isteyenler varsa tıbbi destek alabilirsiniz. İşte tüp bebekle ilgili bir şey varsa onu yapabilirsiniz. Uzun zamandır çocuk sahibi olamıyorsunuz. Doğal yolla bile olabilir. Yani bu alanda güzel bir destek. İlişki, aşk vesaire bunlarla da ilgili bence çok pozitif bir dönem var. Bayağı şanslılarmış. Ama böyle bir sallayıcı diyeyim, sarsıcı yani. Bu kadersel etkilerin şöyle bir huyu var. Beklenmedik. Yani siz böyle romantizm beklerken bambaşka bir şekilde hayatınıza geliyor. O an belki kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz ama sizi bir yere götürüyor ve
ha diyorsunuz ya aslında işte fena olmadı. Yani çok da iyi oldu falana dönmeye başlıyor iş. O yüzden orada enerjiyi yüksek tutmak yine çok önemli oluyor olacak. Ama aşk, sevgi, ikili ilişkiler vesaire para konusunda biraz disiplin istiyor. Eğer disiplin olabilirlerse bu yıl yayların kendilerini en şanslı hissedecekleri dönem olacak ekonomiyle alakalı. Yükselen oğlaklara bakarsak bence çok rahatlayacak burçlardan bir tanesi. Çünkü Plüton artık oğlak burcuna veda ediyor. Ve kova burcuna geçiyor olacak, rahatlayacak. Çünkü yükselen burcunda Plüto birazcık böyle baskılayan, yıpratan, zorlayan, sinirleri böyle kasan bir noktadadır. Son derecelerde biraz daha böyle arada yıl genelinde şey yapabilir, dokunuşlar olabilir. Hı hı. 20 Ocak'tan sonra bir rahatlama olacak oğlakta. Özellikle kariyer evindeki tutulmalar, kariyerinde parlama, ön plana çıkma, tanınma, başarılı olma, kendini gerçekleştirme, planlarını yapabilme, hayallerini gerçekleştirebilme bu yönde çok güzel destekler sunuyor olacak. Ama yine disiplin istiyor. Yani çalışma, kendini verme vesaire. Yükselen oğlak biraz zaten disiplinlidir ama o alanda da güzel bir vurgu istiyor açıkçası. O yüzden bence bu alana toparlanmalı ve bakmalı. 21 Nisan çok önemli. Onlar içinde de şans kapılarının çok açıldığı bir dönem. O yüzden kafa neredeyse ona göre bir eş zamanlılıkla karşılaşacaklar. Ona göre dikkat etsinler. Kovalara bakarsak, yükselen kovalar bu alanda biraz yorucu geçebilir onlar için. 20 Ocak'tan sonra işte artık Plüto Kova burcuna geçiyor. İşte bu yapay zekaların ve teknolojilerin böyle inanılmaz fırlayacağı, kriptoların falan inanılmaz gündemde olacağı. Mesela 2024'te tabii yatırım tavsiyesi değil ama dijital ve kripto dünyasında çok fazla ilerleyeceğini görüyoruz. İnsan hakları, sosyal haklar da Kova burcuyla beraber çok ön plana çıkacak tüm dünyada. Yani böyle bayağı ama bunlar tabii ki biraz kavga, dövüş, zorluklarla gündeme gelecek. İsrail olayları çok fazla bu şeyi tetikleyecek. Olacak. O Plüto Kova aslında bu İsrail olaylarını tetikleyecek. Başka bir programda belki doya doya konuşuruz onu. Ama Kova burçları burada Plüto'nun etkisiyle kabuk değişimi içindeler. Zorlanmayın, esneyin, eksikliklerinizi görün, bırakmanız gereken şeyleri bırakın ve onları böyle işte muz kabuğu soyar gibi için soyun ve atın yani. Üzerinizden o şeyleri atmak gerekiyor. Parasal kaynaklarla ilgili güzel destekler var. Seyahatler, yurt dışı vesaire bunlarla ilgili güzel destekler söz konusu. Aşk hayatında biraz kaygı, problem ve çatışma yaşayabilirler. Bunları da ekstradan bir dikkat etmelerinde fayda var. Balıklara bakarsak balıkların hayatında biraz daha şanslı bir dönem görüyoruz. Enerji olarak değişecek. Satürn biraz vurgulu. Satürn orada balık burcunda zorlayıcı bir etkide. Biz bu yüzden ne diyoruz? Su kazalarına dikkat, kuraklığa dikkat, su kaynaklarına dikkat, bunlarla ilgili sınavlara dikkat vesaire. Balıklar da burada kendilerinin böyle bir tıkanmasını, zorlanmasını, problem yaşaması ile ilgili şeyleri görebilir. Biraz orada olgunlaşma getirecek, disiplin getirecek ama aşk hayatında bir yenilik var, ekonomide bir yenilik var. O yüzden çok güzel fırsatların olduğunu görüyoruz. 6. aydan sonra da 2 tane şans noktası var. Bir Ağustos'ta, biri Temmuz'da. Bunları da güzel değerlendirirse bence balık çok güzel bir yıl geçirebilir bu alanda. Ve parayla ilgili isteklerini gerçekleştirebilme yılı balıkların. Bütün burçlara o zaman bol şans diliyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Hem afiyet genel olsun. Değerlendirmeleri anlatmış oldunuz hem de tek tek burçlara ilişkin en azından önemli tarihleri ve uyarıları yapmış oldunuz. Teşekkür ederiz Anılcan. Ben teşekkür ederim. Zincirleme reaksiyonu son konuydu Anılcan'dan. Bugün şöyle bir 2023 muhasebesi yaptık. Gençlere ilham olan sporcuların sırlarından, insanlığa faydalı olan bilimsel gelişmelerden, hayata tutunmamızı sağlayan sanattan, modadan, ruhumuzu ve bedenimizi besleyen mutfağımızdan konuştuk. En sonunda da 2024'teki astrolojik öngörüleri ekledik. Her şey bir yana, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak şansını yakalayan bizler için 2023 çok özel bir yıl oldu. Aydınlık, neşeli, umut dolu yeni bir yıl dileğiyle. İyi geceler.